Asıl amacın ne olduğunu net bir şekilde hocam belge belge evraklarının numaralarıyla inanın başka hiçbir yayına hiçbir şeye ihtiyaç duymayacaksınız. Kur'an atlasında bir zafiyet var. Kabala'yla tasavvufu kültürel manada aynı yaşadığının ya farkında işine gelmiyor ya da farkında değil. Oh ne iyi der Allah'ın fazlını bulduklarını zanneder. Sevinirler. Halbuki bu onlar için felakettir. Allah'ın verdiği bu ilimleri biz rahmaniyet yolunda mı, şeytaniyet yolunda mı, imanımız, Kur'an'ımız, aklı selimimiz, yaşam tarzımız belli. Hakan Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk Mukaddes Hanım. Merhabalar. Çok teşekkür ediyorum. Tüm kardeşlerimin Ramazan-ı Şeriflerini kutluyorum. Cenab-ı Allah aynı zamanda Cuma gününe denk geldi. Ramazan'ın son 10 günü de haliyle Kadir Gecesi'nin özellikle son 10 günde tek günlerde diye rivayetler vardı. Sohbet bugün, sırasında bugün geçiriz. Çift gün değil mi? Onun için bugün değil. Çift günlerden bir tanesi bugün. Ayın 14. Yani şimdi zaten hani diyor ki bütün her şey Allah'ındır. Gerçekten Cenab-ı Mevla'yı bilenler mukaddes sanın. Böyle yavaş yavaş girizgah yapalım. Millet de teravihten çıktı. Yavaş yavaş toplanacaktır tabii. Orucun da bir rehaveti. Allah hayırlara vesile etsin. Sorun değil. Şimdi şöyle tekler ve çiftler hani Cenab-ı Mevla'yı bulanda birazcık da Kabala, Deccalizm ve tasavvuf gittiğimiz için inşallah bunu bir mecz etmeyi düşünüyorum. Yani Rabbim ihsan ettiği sürece. Yani benim hayatta biriktirdiklerim, derlediklerim, gördüklerim, Rabbimin ihsanıyla hayat tecrübelerim böyle bir şekilde bir sohbet, bir analiz, bir kardeş muhabbeti yapacağız. Çünkü bir akademik seviyede işte Kabbala şu tarihte başladı, şöyle bir gelişim gösterdi, sonra tasavvuf şöyle başladı, gelişim gösterdi gibi onları zamanında çok şükür çok okuduk. Ama mevzu bir değil. Her zaman söylüyorum ya, ya hocam sen araştırdın, ettin, bu kadar ne yaptın? Yani ne damıttın? Ne süzdün? Ehli sünnet ve cemaat çizgisinde tabii. Aklımıza her geleni dogmatik, ben böyle düşünüyorum, böyle işime geliyor şeklinde değil, bu son yıllarda buralara gitmeye başladı. Yani mutlaka bunun bir şirazesi olması lazım. Yani nasıl terzinin bir cetveli, bir işte ölçme taşı varsa, iğneyle, iplikle bir ayarı varsa, işte tatlı ustasının bile yemeği yapanın tuzunu, tadını ayarlaması gibi her şeyin bir şirazesi var. Zaten programın mihengi de bu şiraze üzerinden analiz olacak. Yoksa bana göre böyle, ben böyle düşünüyorum şeklinde değil. Tabii ki bizim verilerimiz, değerlendirmelerimiz olacak, insanız. Bir şey katacağız, ilim öyle gelişir. Ama bunun mutlaka bir şirazesinin kaynağının olması lazım. Mihenk taşının olması lazım. Hani mübarek Ramazan-ı Şerif'in hayır vesile olmasını diliyorum. Kadir Gecesi de yani dün gece çok büyük bir işaret verdi. Hadi kardeşiz. Kardeşlerimin bazılarına da malum olmuş. Ben de bugün böyle bir tweet sabah namazından sonra atmak istedim. Son tweetime veya son paylaşıma bakarlarsa Mukaddes Hanım dün geceden çok güzel emareler aldım. Belki ama şunu da var. Kalbime bir şey söylendi. Bu benim kalbimle bağlayıcılığı. Yoksa bir yerde görmüş değilim. Yani ben bilirim diye doğru da demiyorum. Ama kalbime şöyle geçiyor. Bazı insanların Cenab-ı Mevla'ya temiz bir niyetle yaklaşmalarından dolayı Kadir geceleri Rabbi ile aralarında zuhur ediyor. Bir de umuma ait bir Kadir gecesi var. Yani o gece rahmet uyanık olanların umuma istifade edebiliyor. Bir de aşıkların, ariflerin Kadir Gecesi var. O yüzden herhalde bu sırrı ifa etmek için Cenab-ı Mevlamızın ihsanıyla şunu söylemişler ki her geceyi Kadir bil.
bunun batınını, hikmetin içinde hissettiğin zaman biraz hakikaten her gecenin kendine göre bir kadri var. Onu alabiliyorsun. Yani bir kadirleşme, bir Mevla'yla nazarlarında bir kadri kıymet bilme seansın var. Yani mesela naçizane şurada teravihlerden kaçmayayım. Yani mesela ben çocuklarla kılıyorum teravihi. Kendim kıldırıyorum. Ben kendim kıldırabiliyorum. Yani daha ve şunu söylüyorum. Merdane. Hani hep açıklarım. Camiye çok istidatlı kardeşlerimiz vardır. Programa gireceğiz. Mesela 20 kılmaya çok meyilliler. Hatta çok da enteresan, bunları çoğu yıl içinde namazla kılmıyorlar. Ama 20'yi çok istikrarlı kılıyorlar. Mesela ben hep şöyle düşünürüm. Ortası 10'dur. Ben de hep 10 rekatını kıldırırım teravihi çocuklara. Evde yavrularımla bazıları meyillidir. O orta yol istikrarlı yol. Orta yol istikrarlı yol. Bakıyorsun ki bu istikrarı, hani diyelim camiye gittin 20-20 kıldı, 3 gün sonra kaçtı. Kaçtı demeyeyim de gidemiyor, yoruldum. İşte maç var, bilmem ne var. Ama önemli olan istikrarlı ve Cenab-ı Mevla'ya kararlı olmak. Bakıyorsun ki o yorgunluğa rağmen onu bırakmıyorsun. Az olabilir, öz olabilir. Fazla olabilir, az da az olabilir. Asgari olabilir, azami olabilir. Her zaman söylüyorum, çok açılmayayım. Cenab-ı Mevla'ya yaklaşma. Tamam, namaz dinin direğidir. En azından farzlarını aksatmayalım. Ama evet, ama bazıları oruca meyillidir. Hakikaten pazartesi, perşembe tutar ya da ayın bir ortası başı tutar. Bazısı sadakaya meyillidir. Bunları asgari yapar. Diyelim hani namazı, orucu asgari yapar. Yapar yani. Çünkü farz olanları yapar maşallah. Ama bakıyorsun diğerleri belki daha çok namaz kılar. Nafileleri vardır, oruçları vardır. Ama o hasta çok ziyaret eder. Bakarsın o insanlara çok tebessüm eder. Bakarsın o çok fakir fukara doyurur. Bakarsın o çok dert dinler. Bakarsın o çok kabir ziyaret eder. Oradan anlıyorsun ki Cenab-ı Mevla'nın her kulumun diyor bana yaklaşma istidadı farklıdır. O yüzden dinin direğini, direklerini asgari dolduğa yapsak, bazıları da Rabbine zekatla, sadakayla, hasta ziyaretiyle, tebessüm, insanlara tebessüm etmekle, dert dinlemekle, iş yerinde insanları böyle şeyler oldum havalarına girmemekle karşılar, sabırla dinler, yardımcı olur. Hadi yeri gelmişken bunu da diyelim, hatırlatalım inşallah programa yavaş yavaş. Sizin de müsaadenizle girmeye başlarız. Hocam, kardeşlerimiz de gelmeye başlamışlar. Programımız çok çok güzel, inanılmaz güzel konu başlığı. Bugün tabii çok başka yayınlar var, canlı yayınlar var. Lütfen canlar kaybolmayın. Çünkü artık çok hani safımızı belli edelim, bunu çok söyledik. Çok söyledik sevgili güzel canlarım. Evet, bu akşamki konumuz Deccal'de sözde tasavvuf ve tasavvuf özünde Kabala. Kabala hizmetkarları. O kadar kıymetli bir yayın ki bana sürekli sordukları, şimdi yayın yaptığımız için sürekli burada her gün soruyorsunuz sevgili canlarım. Şimdi burada tüm detaylar, incelikler anlatılacak. Allah aşkına çok dikkatli dinleyin. Kim Kabala'ya hizmet ediyor? Kim tasavvuf gibi, Rahmani gibi görünüp ne oluyor? Burada artık hep kalbinize sorun deyip duruyorum. Şu dakikada hocamın anlatacaklarıyla biraz daha umarım yolumuzu, safımızı anlayabilir, çizebiliriz. En azından bundan sonra kalbinize sorun demek zorunda kalmam. Siz de anlarsınız. Bakın kimler neler yapıyor. Bugün de sordular. Bugün de sordunuz yine birkaç kişiyi. Artık yani iki elin parmakları kadar kalmadı güzel hocam, can hocam. Ben artık evet, o kadar üzgünüm ki. Yani bir el diyeceğim de olmaz. İki elin parmakları kadar kalmadı benim gördüğüm. Artık herkes bir yoldan çıkmaya başladı. Ayağımızın altında sabun kabuğu hocam. Sabun kabuğu diyorum, muz kabuğu ya da sabun ayağımızın altında. Her an yolumuzdan kayabiliriz. Onun için çok dikkatli olmamız lazım. Evet. Ve şimdi bir şey daha söyleyip artık tamamen çekiliyorum sevgili hocam. Sevgili canlarım, benim
Gerçekten kitaplarını altını çize çize eskite eskite okuduğum ve çok kullandığım kitaplarını, yani hakkını ödeyemem. Sırtımı dayadığım, tamamen güvendiğim, tamamen güvenli kaynaklardan beslenen, yani birkaç kişiden bir tanesi Hakan Yılmaz Çebi, kendisi hayatımda yokken dahi büyük bir hayranlıkla okuduğum, inanılmaz böyle her seferinde şok olduğum kitaplarıyla sevgili Can Hocam, şimdi yakın dostum, Allah bana bu şeyi verdi, yani şanslı olanlardan bir taneyim, şükürler olsun. Şimdi gerçekten çok şanslı olduğumu burada itiraf ediyorum. Ama sizler de burada birebir onunla şu anda karşılaştığınız için hepimiz şanslıyız. Sessizce dinleyeceğim. Onun için hocamın anlattıklarını lütfen kalbinizi, gözünüzü, kulağınızı açarak dikkatle dinleyin. Allah aşkına. Çok kıymetli bir yayın bu. Buyurun hocam. Çok teşekkür ederim. Cenab-ı Mevlam, kurban olayım, edepten adaptan ayırmasın. Hüsnü zanlınızla o güzel zanlarınızı Cenab-ı Allah dua kabul etsin. Kardeşlerim indi. Sizler de bizler de sırat-ı müstakim üzere gittiğimiz sürece birbirimizin nimetiyiz. İnanın siz öyle. Buradaki emekler, buluşturmalar da ehemmiyetli. Hele ahir zamanda kalbimizin çok sık bozulduğu, hani diyor ya, sabah Müslüman, akşam kafir, akşam kafir, sabah Müslüman olarak kalkacaklar. Bu kadar ani değişimlerin olduğu bir devirde kolay dönemin, kolay sürecin evlatları değiliz. Ama ona rağmen Peygamber Efendilerimizin bile yani sağlam bir iman dediğimiz asgarisini yaptıkları zaman, ama sağlam yaptıkları zaman bile pek çok velinin ya da pek çok sahabenin ayarında olacaklar. Çünkü imtihan şartları çok ağır olduğu için böyle güzel bir taltif yıllarındayız. Yani işin burasından bakarsak bu kadar değerli, yani bire 10 bin, bire 100 bin verildiği bir dönemdeyiz. Ama yani bir kötülüğün değil, 10 bin kötülüğün de evimizin içinden, yani internetinden kastediyorum, deep web'lerin içinden attığı hadislerde de geçiyor bir dönemdik. Haliyle burada imanımıza birazcık katkısı olan ve sırat-ı müstakim yolculuğunu bozmayan her kardeşimiz bizim için veli nimettir. Ölçümüz Kur'an ve sünnettir. Ona baktığımız zaman o çizgideyse her zaman söylüyorum, abinizim, kardeşinizim. Ama o çizgide beni görmediğiniz zaman Cenab-ı Allah'ın izniyle lütfen de beni bir kendinize helak edin. Ama Allah da kendime şöyle söylerim. Baştan da gene teyit edeyim. Cenab-ı Mevla bu davaya, bu hizmete zeval bedere vereceksek, senetimi söylüyorum, beni sabaha çıkartmasın, ana çıkartmasın. Rabbimden istirhamım bu. Amin diyorum, çünkü o yüzle ona gitmek istemiyorum. Merdanede imzamı atıyorum. Yani sabaha çıkmayayım diye imzamı atıyorum. Ama oradan gelirsek, şimdi niye bu konuyu siz bana ayda bir söz verdiğinizde attığınızda kalbime bir süredir geliyordu değerli mukaddes hanım. Zamanı geldi diye düşündüm. Çünkü değerli kardeşlerim de, danışanlarımın da ve bunların yüzde inanın tamamı çok kültürlü insanlar. Yani ben arayanlar hakikaten şu mahalle cincileri, üfürüklülerine ya koca bulamıyorum ya da şu oldu bu oldu, görümcem bana şunu yaptı bu yaptı şeklinde gelmezler. Bir ilmi, edebi, parapsikolojik alanlarını, metafizik istihbaratı, naçizane bir halk bilimci olarak Anadolu'da binlerce derlemeleri yazmış, okumuş, içinde olmuş, çocukluğundan beri paranormal olayların içerisinde olan, inşallah Kur'an'ı çekize, yakaz adamlarında da bunu anlattık hatıratlarla, metafizik istihbarattan da dünyadan anlattık bunları, bunlara emek veren bir kardeşleri olarak anlatmaya, aktarmaya çalışıyorum. Onlar da bana geldiklerini bu dönem bu sıkıntılarla geliyorlar. Yani ya gittikleri kurumlarda kadim öğretiler ya da kurslarda veya birebir çalışmalarda kadim öğretiler adı altında. İşte Muhiddin Arabi referans verilerek ya da nedir o Hacı Bektaş-ı Veli öğretileri hani verilerek veya işte günümüzün içini bak dolduranları kastetmiyorum. İşte biyoenerji, teta healing, access, bars eğitimleri adı altında. Yani şirazesi, ölçüsü, ayarı, kontrolü, bakımı,
henüz bir metodolojik bir silsile oluşturulmadan nereden, kimden, nasıl alıyorum, aldığımı nasıl çekiyorum ve nerede boşaltılıyorum bilmeden veya bunları öğrenmiş, yüksek de kültüre sahip, hatta bazıları bunları yapmış, ciddi paralar da kazanmışlar. Ve önemli yer rezidanslarda da bu öğrendiklerini aktarmışlar. Fakat bizim bu sohbetlerimizde, özellikle sizin bu sohbetlerinizden sonra Hakan Hoca'nın dediği başıma geliyor. Ben burada bir takım bilgiler alırken veya öğretiler alırken, bak mesela birazdan okuyacağım, Kabala öğretilerinde de bu metodoloji var. Çok benzerlikler atfedilirken birazcık Celceluti'ye, yani Hazreti Ali'nin duaları, birazcık ne duruyor işte dediğim gibi Muhyiddin-i Arabi öğretileri gibi o mistik saha kullanılarak çoğunlukla bakıyorsunuz nasıl Yahudilerin, yani Musevilerin İbrani öğretileri, yani güya Tevrat'ın gizli mistik öğretileri varmış, bu da Kabala'yla oluşturulmuş ve kabalistik bir eğitim metodoloji oluşmuş. 12. yüzyıldan beri bunu süzüp öğretiyorlarmış gibi bir ekole dönüşmeye başlamış. Yani bizim yine o yıllarda 12. 13. yüzyıllarda özellikle bizim Türklük geleneğinde Aslan Baba'yla, Hoca Ahmet Yesevi'yle muazzam derecede içini doldurduğumuz, yani bardağın dışı ceset alemiyle bardağın içi ruh alemini bütünleştirip şeriat, tarikat, yani yol, tarikat kastettiğimizde de hani nasıl şeriat dediğimizde de milletin kafasında bir DAEŞ'ci bilmem ne canlandırdıkları gibi, yani nizam, ilahi nizam, ilahi düzen en temiz anlaşılır şekilde, ki bunlar aşılmaya başlandı çok şükür, yani insanlar araştırıyor. Sonra tarikat, yani temiz bir yol, ahlak, sonra da marifet, hakikat yolculuğu. Ama bunun ölçüsü vardır. Hani deriz ya ki nizamsız, yani şeriatsız tarikat, tarikatsız marifet olmaz. Hepsi birbirlerini denetlerler. Şimdi bakıyorsunuz bu Kabala öğretilerindeki bu merkabahla başlar. Yani bir tahtla başlar. Birazcık sizin de yıllarca çok sağ olun, ehemmiyet verip çok göster. İsrail'in şifresi kitabında 2006 yılında şeytanın şifresi Kabala diye bir bölüme girmişiz. Şeytanın şifresi. Kitapların hepsini getireceğim bir dahaki yayında kütüphanede şu anda. Şu anda elimde 3 tane var bu kitaptan. 100 tane almıştım. 97 tanesini hediye ettim herkese. Maşallah. Maşallah. Ki polislere, devlet yöneticilerine, yani yetkili kişilere hediye ettim. Yıllarca 3 tanesi elimde. 2 tanesi biraz parçalanmış gibi, yani dağılmış gibi, çok fazla çizilmekten. Bir tanesi daha düzgün. Bir dahaki yayında unutuyorum, hep getireceğim, göstereceğim size. Bir dahaki yayında üçünü aynı anda göstereceğim. Şaşıracaksın, bu kitabı beni takip eden bütün canların bir şöyle bir kendi kendine okuyup, yavaş yavaş okuyup, hızlı da okuyabilirsin, sorun değil. İkinciyi bir daha yavaş okursunuz. Nerede başlıyor, nerede bitiyor, asıl tuzak nasıl round table'la birlikte 0 kilometrede başlıyor, yuvarlak masanın kurulmasıyla Avrupa Birliği'nin, NATO'nun, Birleşmiş Milletler'in aklınıza gelen ne kadar kurtarıcı varsa asıl amacın ne olduğunu net bir şekilde hocam belge belge evraklarının numaralarıyla, inanın, bir okuyun şunu hocam, sözünüzü kestim, özür dilerim ama bu kitap yayını izleyecek olan on binlerce kardeşimin okuması gereken bir kitap. Bir daha altını çiziyorum yeni gelen canlar için. Başka hiçbir yayına, hiçbir şeye ihtiyaç duymayacaksınız. Şu kitabı okuyunuz canlar. Evet, hocam, çok değerli bir el kitabı olmuştu. Heyecanımı başlayın çünkü estağfurullah. Çok kıymetli hocam. Buyurun. Estağfurullah. Çok sağ olun Mukaddes Hanım katkılarınızı. Yani tevafuk o zaman kitabın 319. sayfasında şeytanın şifresi Kabala. Yani İbrani literatüründe gelenek. Neyin geleneği? Onu da sormak lazım. Ya da mecazi manasıyla kulaktan kulağa, kulaktan kulağa, kulak, yani gizli öğreti. Yıllar evvel ATV'de bir program yapmıştık.
ATV'de o gecesi 2 saat, 2,5 saat çok özel bir yayın olmuştu. Ve yurt dışı Türklere yetişim yayındığı olay oldu. Telefonlarımı günlerce kapattım. O kadar çok yoğun. Şimdi inşallah beni rahatsız etmiyorlar. Danışanlarımın dışında ya da çok sağ olsunlar. O zamanlar gencim. Telefonuma ulaşanlar gece gündüz telefonlarımı uzun süre kapattım. Yani sıra dışı bir gece ve dolmuşuz. Yıllarca bana aktarılan bilgi var. Emniyetten var, askeri istihbarattan var, gizli ezoterik kaynaklardan var, sahaflardan var. İşte rahmetli Ziya Uygur'un, rahmetli Cevat Rifat Atilla'nın gizlenen, yıllarca basılmamış 30'a yakın kitapları var. Dolmuşsunuz yani. Normal hayat yaşayamıyorsunuz. Hayatınızın her anıyla uğraşılıyor. Ama bu işlere girenlerin çoğu ölmüş veya öldürülmüş veya sistemin, gazeteciliğin, televizyonluğun, yazarlığın, istihbaratçılığın, akademisyenliğin dışına çıkarılmış mukaddesini. Yok, beni de uyardılar. Yani bil ama açıklama. Oku ama açıklama. Baktılar ki yerinde durmuyor. Bu sefer üçüncü kaynaklardan bulunmuş gibi, bir yere bırakılmış gibi kaynaklar önüme bırakılıyor. Tabii bunların ulaşılması çok zor kaynaklar. Ben de durmuyorum. Gazete kapanıyor veya gazeteciliğiniz bize zarar veriyor. Bunları nereden yapıyorsunuz? Haberler deniliyor. Bu sefer bizim için internet siteleri oluşturuluyor. O internet sitelerinde yazıyoruz. İlk portallar o zamanlar bu bilimlerle, bilgilerle, istihbari bilgilerle çıktı. Tabii sizin bu sefer nasıl olsa bizim başımıza bir şey gelmesin. Hakan'ın gözü kara deyip bilgiler arttırılıyor. Pek çok operasyonu, darbeyi, Türkiye'de kalkışmayı, Kıbrıs'ın satışını, Türkiye'deki depremi bu gizli bilgileri o portallardan yayarak verdik. Ortam bu kadar yayıncılık yapmaya müsait değildi. Hani çok az hatırlatma. Bugün doğalgaz, petrol dahil olmak üzere aman Allah'ım ne oldu? Daha 2 seneye kadar petrol var mıydı? Biz mi bilmiyoruz? Derken ne oldu? Ortalık meğer petrol kaynıyormuş. Ne oldu beyefendiler? 20 yıldır kaç tane kitap eklenmiş çıkandı? Ben bunu söylediğimde deli Dumrul gibi tek kaldığımda ne oldu? Ne oldu? Demek ki bir şeyin mücadelesini vermek, cihatını vermek Allah her kişiye nasip etmiyor. Allah'a şükür olsun. Ha, bedelini ödedik mi? Olsun. İşinizle, aşınızla, eşinizle, yuvanızla da ama ne oldu? Hep yay geriye çekildi. Rabbim onu makam ve mevki olarak daha da ilerilere attı. Daha da ileri attı. Şimdi geliyorum. Bu kitabın içerisinde de Kabala'nın yani şeytanın şifresi Kabala var. Orada da çok önemli deri karanlık sırları, Madonna başta olmak üzere ünlülerin buraya niye davet edildiğini, o dönemde de 50'den fazla şubelerin niye açıldığını, o enstitülerde kimlerin yetiştirildiğini ve o çocuklara ne gibi bir zihin operasyonu, nasıl bir kodlama, hayata nasıl bir bakma sömürme, isim vermeyeceğim. Kaç tane annecik de evlatlarının şimdi Kabala enstitülerinde o özel yemek adı altında programlara nasıl katıldıklarını ya nasıl reklamlarının yapıldığını ya bunların da çoğu da mütedeyyin. Son derece mütedeyyin aileler. Bir tane değil. Yani baba hafız, anne imam veya işte imame ya da işte nedir o çocuk imam hatiplerde, ilahiyatlarda yetişmiş. Ne oluyor yani? Burada İslam dünyasının da kendini bir sorgulaması lazım. Yani acaba samimiyetsiz aile içerisindeki İslami yaşantının samimiyetsizliği, ikircikliği, sözde ayrı, hayatta ayrı farklı şeyler çocuklara nasıl yansıyor da bu sefer protest bir kimlik geliştirip düşmanı belirlediğimiz, düşmanımız dediğimiz yerlere kendilerini intikam alırcasına, intikam alırcasına atıyorlar. Hani bu kadar camiler, bu kadar hocalar, bu kadar hacılar, bu kadar sahur programları niye yetişemiyoruz? Nerede bir samimiyetsiniz var da bu çocuklar Kabala enstitülerine girip ailelerinden intikam alırcasına bunların videoları yayınlanıyor. Detaylara girmiyorum. Bir sürü veri aile geliyor. Eski Robert Koleji üniversitelere gönderiyorsunuz çocuklarınızı. Hiç demiyorsun ki bunun gittiği çevrede veya yurt dışına gönderdiğiniz üniversitede çevrede bu çocuğun akli ve imani sağlığı yerinde kalacak mı? Ama
İşe gelince bir bakıyorsun ki annelere aman Allah'ım, akses barlar, teta helikler, biyoenerjiler, kadim öğretiler yemişsiniz ama çocuğun imani ve aklı selim dairede tutamamışsın. Yani iman Kur'an atlasında bir zafiyet var. Kabala'yla nedir o? Tasavvufu kültürel manada aynı yaşadığının ya farkında işine gelmiyor ya da farkında değil. Bakın burada biraz örnek vermek için okumamız lazım. Biraz örnek vermek için çünkü burada başlıklar var. Çoğu şey benzer bakın. Kabala merkezi, akıl hastanesi, depresyon, zihni çöküntü. Daha 2006 yılında 3,5 milyon Kabala kursiyeri, paraların iç edilme mevzuları. Bir daha İsrail'de oluyor bu. Soruşturmalar açılıyor. Yemek ve çok para harcanması. Ya bir deniz bir yurt gibi bizim mütevazi yani okullarda, yurtlarda, evlerde verilen yemeklerden bile binlerce dolar para istiyorlar. Yani o bildiğiniz mütevazi bizim yani Ramazan yemekleri gibi bedava yoldan geçen müthiş paralar istiyorlar. Veya karşılıksız bayılana kadar çalıştırıyorlar. Detayları İsrail şifresinde detay detay var. Siz dediniz ki az önce çok güzel bir şey söyledim. Hocam bir o zamanlar hakkını vermek lazım. Bakın dünya istihbaratından, dünya açık istihbaratından söylüyorum. Açık kaynaklardan gelen bütün ajansları, değerli ajansları kardeşlerimiz takip ediyorlardı. Ben de onlarla beraberdim. BBC'yi, Almanya'nın gazetelerini, Amerikan gazetelerini, Kamboçya'yı bile, Çin radyosunu bile, Çin radyosunu ya, Çin radyosundaki politik haberler bile tercüme ediliyor. Bir merkeze getiriliyor. Bir akışı vardı bunun. Dünya gündemi diye bir akışı vardı. Buradan ben onlar gazete çıkarırken yani ismini de vereyim o dönem dünya gündemi diye stratejik bir gazete çıkarırken dünya istihbarat ağı takip edilip haber yapılırken ben de oradan işime geleni alıyordum. Bunlar bilgiler, belgeler, ajans haber yani normal bizim boyalı basının, kartel basınının verildiği haberler değil bunlar. Tüm dünyada stratejik derinliği ve öneme sahip haberler orada seçiliyordu ve akışın dışında oradan ben bunları alıyordum, bilgili, belgeli kitaba koyuyordum. Bu kadar değerli bir hizmet veriliyordu buralarda. Ama kim anlar bunu? Çok az kişi ama şükürler olsun ben şöyle stratejik düşündüm. Bu haberleri, bu gazetede kimse pek az kişi okuyacak. Stratejik gündemin fevkinde olan birilerin dışında bari bunu bir kitapta yaşatayım. Bu Kabala merkezlerinden gelen Madonna'nın da CEO'sunun içinde olduğu. Çünkü ünlüleri alıyorlar, ünlülerden buraları al denili hale getiriyorlar. Bu arada esnemeleriniz de güzel. Benden program yaparken sık sık esniyorsunuz, temizleniyorsunuz mukaddes hanım. Oradaki seyircilerin çoğunla da bu geçer. Bir sohbet ederken oraya Allah'ın izniyle zaten bu hadislerde geçer. Bunu bilen bilir arifler. Melekler gelir oraya. Eğer siz Cenab-ı Mevla'nın sohbetini yaparsanız, samimi yaparsanız oraya melekut enerjisi iner. Oradaki hani melekler oraya toplanmaya başlar. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Emine Vahile. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Toplanırlar. Gelirler. Buraya toplanırlar. Tersini dönelim. Şimdi yani enerjiyi göstermeye çalışıyorum. Şimdi orada bir enerji oluşur. Zamana ve zemine ihtiyaçları yok onların. Cenab-ı Allah'ın kudretinden, kuvvetinden verildiği takdirde onların zamana ve zemine ihtiyaçları yok. Hocam işte Kanada'ya gider mi? Gider tabii. Bunlar foton enerjisi gibi enerjiler. Şeytani enerji, Allah'ın ismi. Fotonetik alan hocam. Tabii. Şimdi şeytani enerji neyi kullanıyor? Siz nasıl bir internet ağını şeytani niyetle kullanırsanız da değil mi? Şeytan hizmet eder. Ama Allah'ın ilmi değil mi? Evet. Havadaki elektronları kullanmıyor mu? Evet. Ama Rahmani kullanırsanız o Rahmani olarak kudret bulur. Oradaki ilim Allah'ındır. Sen onu neyle kullandığıyla ilgilidir. Size bir bıçak veririm. Döktürürsünüz. Bana 10 tane yemek çıkartırsınız. Siz kaldı ki evinizde de eksik olmayın. Gayet çok güzel ağırladınız. Sofranız da açıktır. Kebapçıya da inşallah bu yaz beraber gene gideceğiz. O güzel açık sofrayı. Yaza kalmayın hocam. Yaza kalmayın özledik.
İnşallah. Özellikle diyorum Burhan kardeşimle size. İnşallah Buradan kulakları selam çınlasın. olsun Burhan kardeşim. Aleykümselam. İzliyorum, mesaj atmıştı bana programda. Şimdi rahmani niyetle kullanırsanız tabii kudret ve gücünüz daha da artar. Şeytan bu kadar Allah'ın verdiği ilmi şeytanlık yapacak da o da deneyecek. Allah ona o gücü vermezse yivsiz mermi gibi kurşuna sıktınız tık. Allah'ım yani bana aynı silahı vermedin ki ben bunları test edeyim. Bana vermişsin bir tane silah. Yivi yok, mermi ding düşüyor. Evet. O zaman diyor ki Cenab-ı Hak, al bu donanımlar, o da sen de dene onları. Herkes birbirini deniliyor. Şimdi biz burada bir sohbet ederken Cenab-ı Mevla'nın toplayıcıları var. İyi niyetli, mağdur, mazlum kardeşimiz varsa da ona da böyle bakım yaparlar. Zaten eskiden de öyleymiş. Pek çok insan psikolojik sıkıntısını atmak için böyle sohbetlere gelinir. Sohbet halkası kurarlar. Sıkışık olmalarının sebebi de odur. Aslında cemaatle namaz kılmanın hani orada o temiz cemaatte kalmadı ama olsun. Gene Allah cemaat rahmeti veriyor ona. O insanlar birbirine omuz omuza safları sıklaştırmaları sebebi orada bir rahmet akımı oluşur. Allah'a memnun ettiği için herkes birbirinin pisişik ve sıkıntılarını tedavi eder. O yüzden omuz omuza cemaatle namaz kılınır. O yüzden vücut o kapuk nur noktaları dediğimiz enerji noktalarına değer. İşte belki de şurada midenize ellerinizi güzel yapıştırmanız, samimiyet yapıcı oradaki kitleyi eritir. Kulak noktalarına elinizi kaldırmanız oradaki akapuk noktalarını hareket ettirir. Secde mahallinde şeytanın yerleşip sizi simüle ettiği olayları göstermekse istediği alanı HD'sini artırırsınız, netleştirirsiniz, temizleştirirsiniz orayı. Melekut daha şey yapar oraya. Allah. Zikir çekerken elinizi sağ elinizi kalbinizin üstüne koydu mu vesvas cindini sindirirsiniz. Yedi felak, yedi nas, yeni ayetel kürsü okuduğunuz zaman, kolunuzu buraya koyduğunuz zaman buradaki vesvas cinnini sindirirsiniz. O yüzden sağ kolunuz veya başınızı sol tarafa eğip Allah, 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 Allah zikretme metodolojisi öğretirler. Tabii hepsini bilmek zorunda değiliz. Gönülden bir Allah demeniz de yeter de ama hani birazcık daha eğitimli, eskilerin tabiriyle uzak doğu sporlarında sifular, sicular vardır. Yani stil kurucular. Bu işi bilenler o yüzden böyle zikirlerinde bile nereye seslendiklerini bilir. Dersin ki ya adam kendine hani mazlum, ben garibim diye mi böyle sola yatırıyor? Hayır, vesvas cinni sol taraftadır. Kalbin solundandır. Sol taraftan işler. Evhamları, vesveseleri oradan arttırır. O yüzden Anadolu'da vesvese dediğimiz bu vesvasın isminden gibi. Herkes de var. Hani Resulullah Hazreti Ayşe'nin muhabbeti vardı ya. Şimdi oraları hani pencere pencereyi açar. Şimdi bakıyorsunuz bu kabala mistizmi öğretisi gelenekten geline kulaktan kulağa Musevilikte çok şey biliyormuş gibi bu haham var. İşte aslında Tevrat'ın gizli bir öğretisi var. Biz size onu öğretiyoruz. Ya bırakın oradaki ibadetmiş, lütfülmüş. O avama. Bunlar avam. Yatsınlar, kalksınlar, oruç tutsunlar, bilmem neler. Ama asıl güç, tanrısallaşma. Burada da o da çıkıyor. Kitapta burada detayları var. Belki biraz okurum. Tanrısallaşma. Yani mesela bunu tevessül eden orada dört tane rahipten bahsedilir. Yani tanrısallaşmaya giderken biri aklından oldu. Birisi diyor işte nedir o sağlığından oldu. Bir tanesi diyor yanlış aldığın anlaşıldı diyelim öldürüldü. Bir tanesi diyor o tahta ulaştı. Yani aslında zihinde tanrısallaştı. Zaman zaman size de gelirler bu öğretilerin içerisine girdi mi? Kardeşim biz Tanrı enerjiyiz, Tanrı parçacıyız, ibadete ne gerek var? O kendini Tanrı'ya ulaştıramayanlar içindir. İşte Nesimi, Hallacı Mansur'u, Mevlana'yı alıp kafalarına göre bir yere taşımaya çalışırlar. Ömer Hayyam'ı ya baktığın zaman adamlarla biraz sohbet etsen ya biz bunları demek istemedik. Bunlar buraya çekiyor diyor. Tabii ki Allah Allah'tır. Vahdeti şu şuutta. Yani vahdeti her şey alemde vahdeti vücuttur. Yani vücut bulmuştur Rabbim dediğinde orayı kullanmaya çalışırlar. Ona da çok güzel İslam mütefekkirlerinin hadis ayet çerçevesinde anlattığı gibi ya ben tablayım, ressamı nasıl temsil edebilirim? Ben bir eserim, müessir değilim. Nakışım, nakkaş değilim. Hattım, hattat değilim. Şiirim, şair değilim. Hani bu kadar eser, vahdedi, vücut dedikleri Allah değil.
Orayı kullanırlar ve Muhittin-i Arabi ahideler. Vahdet-i şuhuttur, şahitlik makamıdır. Yani eser, müessiri eser sahibine atılır. O zaman Tanrı tablodur, Tanrı şiirdir, Tanrı nedir o? Hattır. Yani ben bu kadar şey yapıyorum, ediyorum, yemek yapıyorum, gizli. Hakan bu mudur diyeceğim. Hakan'ın eseridir o. Hakan başka birisi. Neticede hat sırrını, yani İhlas suresindeki o küçük hazineyi, oradaki Allah'ın bir de ismi azamları var Mukaddes Hanım. Yani o aslında o kadar değerli bir suredir ki onun sırrını, hikmetini bilerek okuyup arkasından dua etmek. Ama buradaki dua da Hazreti İsa'nın dediği gibi bir dua. Belki de bu sohbet biraz da Miraç gecesi sohbeti gibi olacak. Diyorum ya, dün gece de Miraç gecesi havası vardı. Kaçırdık mı? Kaçırmadık ya. Kadir gecesi. Evet, kaçırmadık ya. Bir sır da verdik yani inşallah. Kalplerine düşüyorsa. Çünkü deniyor Resulullah, kalp fetva makamıdır. Müftü kalptir diyor. Açık bir kalp hakikat sözünü anlar diyor. Şimdi bir de Cenab-ı Mevla'yla kullar arasında bir Kadir gecesi var. Bir umumun rahmet yağdığı Kadir gecesi var. Bir de Rabbi ile kulu arasında bir Kadir gecesi var. Dur bakalım. Sen bir de kendi Kadir geceni yaşa. Allah kaçırdık mı? Birisi 21'i diyor, biri 23'ü diyor, biri 25, biri 27, 27, 29. Bazıları diyor çift rakamlarda da var. Son 10 gün de olabilir. Çünkü bazen bakıyorsun ki ayı görmediği için Suudi Arabistan bizden bir gün sonra diyelim başlıyor. Oraca bizim Diyanet de matematik hesapla, hayır kardeşim diyor, görmene gerek yok. Hava bulutluysa böyle başlayalım. E ne oldu? Tek rakam, çift rakam orada da oynuyor. Demek ki sen işi bırak kardeşim. Sen her geceyi Kadir gecesi bir. Hocam, bir su için hocam, bir su için. Bu acaba arada, fazla derine... Bu arada esmaları da hocam, bu ara esmalar herkesin dilinde. Yani işin evet, en kötü yanı bu. Kime bakarsanız bakın, esmalar, şu kadar esmayı şurada çekin, bu kadar esmayı burada çekin. Esmalar evet, konusunu madem açtınız hocam, birkaç dakika esmalar konusunda da konuşalım. Çok Yani güzel yaptınız. Esmalar eksik çeki, yani fazla çekildiği zaman bir şeyleri aktive edip bize ağır gelebilen bazı durumlara da yol açabiliriz diyen Çok doğru. hocalar var. Hocam bu esmaları hakikaten ömrünü esmalarla geçiren, Kur'an-ı Kerim'i yani artık Türkçe gibi anlayabilen, okuyabilen canların verdiği bu esmalar tamam da şimdi herkesin dilinde bir esma. Evet. Yani ben bir kitap yazdıysa biri haline bakarım. O kitabı hal olmuş mu? Yani o kitabı sindirebilmiş mi? Evet. Harika bir kitap yazmış. Bakıyorsun çocuk gibi. 5 yaşında çocuk gibi davranıyor. Hal olmamış. O zaman o kitap nasıl yazılmış ben bilmiyorum. Bazıları da şöyle esma okuyun, böyle esma okuyun diyor. Bakıyorsun hal olmamış. Çok Hal güzel. değil. Buyurun. Çok güzel analizleriniz var. Zaten bu devirde bu kadar kütüphanede, bu kadar açık adreslerdeki bilgiyi alıp bir yere oturtturabilirsiniz. Yani bir iyi bir editörseniz, Mukaddes Hanım, iyi bir editörseniz bilgiyi bir yerden alın. Hocam çocuklar var mı yanınızda orada? İçecek var mı Mukaddes Hanım? İçecek var. Ihlamur, ihlamur ya da çayı getirebilirler mi size? Alt kattalar haliyle bayağı aşağıda odalar. İnip çıkmam zor olur. Geçer inşallah. Şimdi şöyle söyleyeyim. Editör olarak alıp değerli bir bilgiyi oturtturabilirsiniz. Hakikaten güzel kaynakları tararsınız. Harika bir şekilde oturtturabilirsiniz. Ama sen bunu, o yüzden diyorum ki programlar yaparken, sen bu işten ne anladın? Sen neyi yaşadın? Değil mi? O önemli. Çünkü editörsünüz. Çok değerli arşivlere ulaştınız. Kitaplar, kaynaklar var, bildiniz. Hakikaten kitabınız müthiş olabilir. Harika bir kitap olabilir. Çünkü editasyonu biliyorsunuz. Kaynak taramayı biliyorsunuz. Ama siz o kaynağı ulaştırıcısınız. Yaşayan değil. Şimdi Esmalar mevzusunda geçen programlarda söylemiştim.
Şimdi Cenab-ı Resulullah'ın hayatına bakmak lazım. Cenab-ı Resulullah hayatında hep orta yolu diyor tercih etti. Ve bir disiplin sağlamış. Tedrici bir şekilde mübarek İslam dini geldikten sonra hani içki bırakılmış, tedrici olarak zina bırakılmış, tedrici olarak yani medeniyet, medeni İslam gerçekten yavaş yavaş insanlar ikna ettikçe oturtulmuş. Güzel. Şimdi diyorsunuz ki hayatınıza kurgunuzu yaparken Kur'an'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizi neyi tavsiye ediyor? Ve istiganet, yeteneğiniz, kabiliyetiniz ne kadar? Bir kere hepimiz için bir ana cadde var. Hepimizin bir gerçek şu. Diyor ki akıl buluğ yaşına geldi mi, yani ergenlik çağına geldi mi diyor, namaza başlayın. Çünkü bedeni ve ruhi hayatınızı o kurtaracak. Cenab-ı Mevla ile bağlantıda onun ve çocuklarınız diye severek eğitin. Severek eğitin derken yani ben sana tavsiye edeceğim ama ben kılmıyorum kusura bakma çocuğum. Ya da ben kitap okuyamıyorum ama kitap çok değerli. Sen yetiş, sen oku. Yani küçük çapta her evin bir medrese gibi olması lazım. Önce sen örnek olacaksın. Tamam, şimdi namaz asgari de olsa yani Cenab-ı Allah'ın farzlar da olsa yapmaya başladınız. Ama sen hayatında namaz yok. Haramı helali bilmiyorsun. Ya da tam bilmiyorsun. Kovuculuk nedir, gıybet nedir, yalan ne bilmiyorsun. İbadetin, çalışma hayatının, eş hayatının, aşk hayatının, eğlence hayatının ne derece olması, nasıl bir tanzim edilmesini de bilmiyorsun. Hep bir yere yükleniyorsun. Bu bazen çocukları eğitim adından oluyor. Mesela aileler Allah razı olsun Kur'an kurslarına veriyorlar ama çocuğu küçük yaşta annesinden koparttığın zaman biraz da cebri olduğu zaman o çocuk hafız, bir süre sonra bakıyorsunuz ki o yaşlarda annesiyle babasıyla diyaloğu kuramadığı için yeterince Kur'an'a küskün yaşıyor. Yani bunun metodolojisine göre, zamanımıza göre, zeminimize göre, eğlence metodolojisine göre anne baba sıcaklığı ya da işte ben veremiyorum buna dini eğitimi, yarın Allah benden hesap soracak, bu çocuk hafız olsun ben kurtardım. Çocuk hafız oluyor ama hayatı boyunca hep İşi madrabazlıkla yürütüyor. Niye? Çocuk yaşta verildiği zaman metabezori olarak aile onu oraya bırakmış, ilgilenmemiş, eti senin kemiği benim şeklinde. Allah'tan zamanımızın hocaları birazcık daha dikkatli bu konularda, daha iyi psikoloji biliyorlar. İnsan bir aile terapisini inşallah diyorum, ümit ediyorum bazılarının. O şekilde yürütülmesi lazım. Ondan sonra ne oluyor? Baskıdan dolayı, baskıyla öğretim dolayı yanlış psikolojiler tezahür ediyor. Gelelim buraya. Şimdi kadıncağız işine kolayını almış. Kendine göre 10 bin tane internetten zikirler, esma-i hüsnalar, ismi azamlar indirmiş. Şimdi bir benzetme yapmıştım. Hayatımda da bildiğim için yani. Burada işte artık tecrübeleri devreye konuşacak. İşte İmam-ı Rabbani'nin mektubatlarına baksınlar. Abdülkadir Geylani'nin Fütühül Gayb Sırrül Esrar'ına baksınlar. Bunlar hep zamanında haline göre, talebelerinin haline göre metodolojiler. Burada dur, zikrini azalt, burada işte git birazcık gez, ava çık, yüz, sohbet et arkadaşlarınla, helal ticaret yap deyip uyardı. Çünkü katılaşıyor bir yerde. Bu şekilde çok ilgilenen on binlerce, yüz binlerle cemaat, tarikatlarla sadece iç, ticaret, para işine girmiş bir süreçte yaşıyor. İşte bu kabala, o yüzden vakit yok. Kabala da örnek verdiğimde gibi yani sen bize mürit ol, sen bize eleman ol, şu kadar para getir, arada bir yemek yiyelim, arada bir sohbet edelim, Gavs'ım sen yaşa, şeyim sen yaşa, işler böyle gitti mi iş şirazeden çıkıyor zaten. Ona dikkat çekiyorum. Kabalayla deccalizmle tasavvufu bir araya getirmeye başlamışız. İçi boş, her şey dışında kültürel bir ağza kalmış durumda. İşte Ramazan sohbetlerinde, programlarında da görüyoruz. Seyirci profilinde, küçük görmek için değil, seyirci profillerinde, soru profillerinde, oturuş, kalkış, bakışlarda bile kaliteyi görebiliyorsunuz. Adam ilahiyat profesörü dolu ama seviyeyi o kadar düşürüyor ki sanki ilkokul talebelerine dini yeniden sevdirecek, dini yeniden öğretecek, Elif Bağ'dan başlar gibi. Ya koskoca ülke, İslam ülkesi diyoruz. Yaşlar 40'lara, 50'lere, 60'lara gelmiş seviye, ilkokuldaki talebeyi yeni yeni dine ısındıracak kadar. Ama sorduğun zaman oradaki,
Ben işte günde bir 10 bin tane şu kadar zikir çekiyorum. Teyzeciğim, namaz kılıyor musun? Yani dinin direği. Yok, onu yapamıyorum. Peki niye yapamıyorsun? Sana bu ağırlık veren şey ne? Namaza kalkamamanın ağırlığını veren şey bir düşün bakayım. Yani sana Cenab-ı Allah zikir çek ama bu kadar zikir çekersen namaz kılmana gerek yok diye hangi hadiste, ayette var? Dinin direği namazla ve namazla ilgili zikrin cemidir. Yani bütün zikirlerin cemidir. Orada tesbihatlar var. Sübhane Rabbiyel Azim diyorsun, Sübhane Rabbiyel Ala diyorsun, Sübhaneke gibi en değerli duayı okuyorsun, Elham'ı okuyorsun, Zamm-ı Sureleri okuyorsun. Oturduğunda Miraç gecesi Cenab-ı Resulullah'ın Cenab-ı Allah'la diyaloğa girdiği Ettehiyyati'yi okuyorsun. Rabbenalar var. Allah'ın bu kadar seçkin vitirde gece kunut duası var. Cehenneme karşı tedbir için okunmuştur o. Bu kadar güzel zikirlerin cem edildiği, en sırrı zikirlerin cem edildiği namaz ortada yok. Ben internetten şu kadar indir. Bir benzetme yapmıştım inşallah kaçırmadan. Dedim ki sen bir dalgıç gibi denizde inci var, mercan var, dalıyorsun ama ne dalgıçlık eğitimin var, ne nefes eğitimin var, ne zıpkın eğitimin var, ne de denizi tanıyorsun. İnci mercan bulacağım giderken çok özür dilerim, denizde köpek balığı da var, kılıç balığı da var, balinası da var, kayası da var, basıncı da var ve sürekli vurgun yiyorsun. Allah'ın denizi değil mi? Allah'ın denizi. Ama nerede neyi avlayacağını veya nerede neyi ne kadar okuyacağını, inci mercana giderken ne kadar dip yapacağını, nefes ayarını nasıl yapıp bilmiyorsun. Burası Cenab-ı Allah'ın denizi ama bir denize giderken bile, balık tutarken bile, bir terzilik yaparken bile, bir yemek yaparken bunun bir ölçüsü var. Miraç'a giderken bile Cenab-ı Mevla Resulullah Miraç'a yükselirken bile gök kapıları açılıyor, sahneler açılıyor, felekler açılınca orada bazı sırları görüyor. O kadar dehşetli sırlar ki bazıları çok korkunç, bazıları çok güzel, akıl çelecek kadar. Ve Hazreti Cebrail ona diyor ki ya Resulullah bunu oku diyor. Akıl çelecek kadar güzel sahneler geliyor orada. Ben onu şeye benzetirim. Yani size bir şey teklif ediliyor. Bir otele çağırıyorlar sizi. Ben otelde çıkarken aman Allah'ım katları göre göre çıkıyorum. Şeffaf camdan bir bina. Allah'ım bir yerde dehşete kapalı cam gizli işler dönüyor. Gazinolar var, bilmem neler var, paralar var, mafyatik işler var. Bir yerde aklı ziyan güzel kadınlar var, bilmem neler, şu şu gösteriler var. Beni çağırıyorlar. Ama bana diyorlar ki yukarıdaki yükseldiğin yerde seni bekleyen çok değerli bir sultan var. Benim gözüm başım kaymasın diye, hani korktuğumdan üzülmeyeyim, kaçmayayım, sevdiğime de aklım çelinmesin diye ki, o yüzden zaten Resulullah, aklı diyor en ufak bir şeyde kaymadı. Ama ona rağmen Miraç gecesinde Peygamber Efendimiz'e verilen bir dua var. Bak Allah'a gidiyorum, ya, yükseliyorum, felek kapıları, bir dua var oradaki şeytanlara karşı. Ve o dua yaptırılıyor. Daha böyle. Çünkü o duayı niye yaparız biz? Ya dua bize ne yapıyor? Ya her duanın bir melekutu vardır. Bir hali vardır. Gerçekten onu yaptığınızda o sizi kuşatır. Hani çok yerinde bir örnek vereyim inşallah, anlatmaya çalışayım. Gerçi de biraz Miraç gecesi programı. Hani zaman zaman bunu veririm, geri geldim. Kadının bir tanesinin hani çok yerinde de çok hoşuma gider kısa. Oğlunun kanlıları var. Yani kendilerinin kanlıları var. Bir onlar vurmuş, bir onlar vurmuş mukaddesen. En son bir tane çocuk kalmış. Annesi de diyor ki oğlum tarlaya, çarşıya gitme. Çünkü diyor tek kaldın. Vurma sıraları onda. Onlar da seni vuracaklar. Ben anne korktu dedirtmem diyor kendimi. İşimi gücümü yaparım. Yapacak bir şey yok. Tabii her gün fırsat oluyormuş bu çocuğa. Bir günü yüzü sararmış. Kan ter içinde evine giriyor. Anne dediğin doğru. Meğer bize her gece, yani her gün bana fırsat oluyormuş. Beni vurmaya çalışıyorlarmış. Fakat çok enteresan bir şekilde önüme çıktılar. Şunu söylediler. Biz sana her gün fırsat atıyoruz. Fakat seni kırk atlılarla gezdiğin için tek yakalayamadık. Dayanamıyoruz. Önüne çıktık.
Çünkü bu sabah sana pusu attığımızda bu 40 atlı seninle gezenin bir tanesinin başı yoktu. Ya bu nasıl oluyor? Atın üstünde baş yok ama birisi gidiyor. Ya bu kim? Siz ne diyorsunuz ya diyor. Bak şimdi arkandalar diyor işte. Korkarak bunu sormak zorundayım. Ya gidin diyor, benden kafamı buluyorsunuz. O telaşla eve girince annesi ya kendini biliyor ya bilmiyor Allah dostu olduğunu. Oğlum diyor, bizim kimimiz kimsemiz yok. Ben senin arkandan her gün çıkmadan 40 ayetel kürsü okuyorum. Ama bugün arkandan yetiştireyim derken birinin başında Besmele-i Şerif çekmeyi unutmuşum. O başsız olan, onlara adam gibi görünen meleğin o yüzden başı yok. Yani biz bu duayı okurken, çok sağ olun kazanım. Biz şimdi bu duayı okurken, şimdi Hazreti İsa da demiş ya, bir günü sıkışmış havarilerini bir yere kapatmış. Burada sizi katledecek Romalılar. Kalın, sıkışırsanız rızkınızda hani yiyecek içecek şu duayı okuyun. Allah buradan bir yaralı ceylandı ya bir çobandı bir vesile eden bir rızık bulursunuz. Aradan zaman geçiyor. Belki bir hafta 10 gün. Geliyor, renkleri saralmış. Ne oldu diyor. Çok kaç kaldık İsa diyor. Öğrettiğim duaları diyor. Rızık dualarını diyor. Çünkü gayret etseler edecekler. Ama gayretleri sıkıntılı. O yüzden Allah'tan bir kolaylık isteme duası bu. Demek ki içinde ismi azamlar var. Şifreler veriyorum. Ama ona rağmen diyor çok az. Yani kendimizi zor idare ettik. Peki verdiğim duaları okudunuz mu? Okuduk. Bir okuyayım bakayım diyor. Hani bir eksik mi var? Yanlış mı okuyor? Helak derken helak mı dedi? Yani bunlara yok. Gayet güzel okuyorlar. Bu sefer çok sırlı, çok hikmetli bir cevap veriyor. Doğru. Dua doğru diyor. Ağız aynı ağız değil. Yani ihlaslı, samimi, Rabbine güvenerek sebeplere riayet ettik ama gücümüz bu kadar diye. Kudret senderdir. Tevekkülcü bir ağız okumamışsınız diyor. Ağız buradaki inanmaz bir ağızla okumuşlar. Ha, yani nereden olacak ki işte be falan şimdi. Neticede aynı ağızdı. Şimdi sen zikralıyorsun. Dediğiniz gibi önüne gelen esma dağıtıyor. Ya tamam, günlük zaten bilinen hadis-i şeriflerde Efendimizin günlük bildiğimiz herkese emaneti vardır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin. Herkese, herkese. Yani ben Müslümanım diyen, kardeşim diyen, gönlünden geçen her gece bir zikir nasihatı vardır. Orta yol budur. Yani bu bir rivayette 70'tir, bazı rivayetlerde 100'dür. Demek ki 70 de olur, 100 de olur. Rivayete kurban olayım yani. Hüsnü zan olmak lazım. Çeken 70 çeksin, çekmeyen 100 çeksin kardeşim. Sıkıntı yok. Yani estağfurullah. Önceliği, yani ben hata ettim. Affını dilerim ya Rabbi. Ama ondan sonra ikincisi, la ilahe illallah. 70-100. Bu bütün kardeşlerine günlük ortalamadır. Bir de Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin ve ala ali Muhammed. Ben bir ara bunları incelerken Allahümme salli ala seyyidine Muhammed diyor sahabenin bir tanesi. Resulullah diyor ki tamamla diyor, onu eksik bırakma. Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin ve ala ali Muhammed. Bunları 70 kere çektim. O gün Cenab-ı Resulullah'ın emaneti, demek ki Cenab-ı Allah'ın memnun olduğu günlük zikir tamam. Ha, üstüne bir şeyler koymak istiyorum. Allah. Maşallah. Allah. Üstüne de Allah hocam. Harika. Mümkünse 5000 tane. Evet. Yani o kulun kendi istidadına kalmış. Ama 10.300 ya durumuna göre gerçekten temiz bir bu eğitme, her şeyin güzel eğitmeni var. Varsa o sana verir kalbin açılsın diye. Durumunu görmüştür. Çok günahın, çok sıkıntını görmüştür. Bazılarına 70.000 bile verilir. Yani ilk girdikleri zaman bazı yerler tarikata. Hani onu ne kadar da çekeceksin diyelim. Bir ayda çekeceksin. Günlük 5.000 falan. Yani çünkü bütün üstündeki yükleri atman lazım. Sana yük olsun diye değil. Bazısına bakarsın yani 70 tane de oturtturur. Bir de onlar şöyledir ama. Yani Rabbi ile her şekilde daimi zikir halindedirler. Yani hatırlarını daimi zikir de şuradan Allah Allah Allah. Ya Beyazıt Mestami'ni yıllar evvel anlatmıştım. Yeri geldi işte, bak burası kabalayla tasavvufla da ilgili. Bir yere bağlayacağım. Böyle biraz iplikçiler gibi hafif dağıtacağız ama çok güzel topladığımı da haruşa yapacağız yani.
güzel bir haroşayı toplayacağız. İnşallah. Şimdi hani orada nereye diyordum? Neyse orası gelir aklıma. Yani şimdi Cenab-ı Allah'ın izniyle bu zikirleri çekiyorsun. Çektikten sonra 5 bin, 10 bin, 100 bin durum ahvaline göre çekiyorsun. Ama bakıyorsun ki bazısı daha az çeken daha öz çekebilir. Ama buradaki gelmek istediğim, kaçırmak için namaz. Yani farz da olsa Şafii mezhebinde olan kardeşlerim olabilir. Ya da Şafiler gibi Şafiler gibi farzları kılıyordur. Yani iş yerindedir. Hani siz bir ara demiştiniz ya Hakan hocam yatsıdan sonra 4 rekat farz 3 rekat bitir demiştiniz. Bunu ben demiyorum. Kurban olduğum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın emaneti bu. Sen bunun üstüne ballı kaymak yaparsın ama hiç kılmıyorsun. Oraya bir erzak koymuşsun. Sonra da diyorsun ki bunun niye sosu tuzu eksik. Ya hiç yemek koymuyor karşına. O onu kurtarıyor. Sonradan baktım çok değerli. Hayatını bunlara vermiş. Hoca efendiler de bunlarınla seyahat etmeye başladılar. Bir ara gece evvabin şu bu neredeyse yani bunları kılmadıysanız namaz kılmadınız diyen hoca efendiler ahvale bakıyorlar. Haklı olarak ya kimsenin namazda gözü olduğunu görmeyince ya da iş, aş, dünya meşgalesine o kadar insanlar sokulmuş ki 18 saat çalıştırılan insanlar var. Hala adam yorgunluktan namazda gözü olsa bile yani otobüste git, tramvayla git, trafikle git, eve gel, git, saat 11 olmuş. Bir gün değil, 2 gün değil, belli kaçacak yani. Bizim size yayında söyledikten sonra ya bulduğunuzu kılın, farzını kılın dediniz ya. Farzını kılın. O kadar çok insan namaz kıldı ki yazıyorlar hocam. Allah Yani razı yazıyor. olsun O kadar kardeşlerim. bir kolaylık oldu ki bunu söyleyen çok kardeşimiz oldu bana yazan. Çünkü bakıyorsun işte 10 rekat öğle namazı, 8 rekat ikindi namazı veya yatsı namazı insanlara bazen yani dediğiniz gibi insanların dünya telaşı o kadar şey olmuş ki hiç olmazsa farzını yakaladığın yerde kıl dediniz. Tabii O kadar yatmadan kıl yazan oldu dedik. ki 4 rekat, 3 rekat vitri kıl. Kurtardın. Kurtardın. Cenab-ı Allah sana demiş ki 50 kiloyu yaptın. Kurtardın. Sen diyorsun ki Allah adına 250 kiloyu kıldın yaptın. Çık git. Sen kimsin kardeşim? Allah bana 50 kilo demiş. İstikrarlı 50 kiloyu kaldır demiş. Yap demiş. Kurtardın diyor. 250 kilo mu beğenmiyorsun? Sen misin 250 kiloyu koyan? sünnetini tabii terk etmek sünnetini terk etmek gibi geldiği için Evet. bana dahi yani sünnetini terk etmek iyi de sünnetini terk etmeyeyim derken farzı da kılınmadı yani Öyle. Adam bakıyorsunuz güzel bir yaslarda 4 rekat sünnette nefesi kesiliyor. Farza gelmiş, gücü kesilmiş. O zaman gir farzdan. 2 rekat sünnet kıl, 3 rekat vitir kıl. Çok mu yorgunsun? 4 farz kıl, 3 vitir kıl. Hem sünnet var içerisinde, vitrin içinde 2 rekat da gizli sünnet vardır. Evet. Ben kaçın diye demiyorum. Çünkü bazısı bakıyorsun ki hiç yapmayacak. Diyorsun ki Allah'a şükürler olsun hocam. Hakikaten ben de bu temayüller vardı. Bakın kurtardım. Bir de ahir zaman bu. Ha Cenab-ı Allah'ın sünneti kılan kılsın ne güzel işte. Vakti var, istidadı var. Ne kadar güzel. Ama sen ona hani ona ne diyorlar ne hakkı diye bir cümle vardır. Onu da öğretmek zorundasın. Onu öğretmezsen hepten terk ediyor. Hepten. Ha bazen bakarsın adam 4-3 kılmıştır. Üzülmüştür. Gece kalkmış 2 rekat nafile kılmıştır. Lavaboya kalktığında 2 rekat gece namazı kıldır. Ne olur? Bak bu adam namazdan mı kaçıyor? Yok. Oradaki 2 rekat sünneti aldı. Gece namazına koydu. Hem gece namazı hem sünnet. Ne oldu canım benim? Bak namazı Hocam benim hayatına geldi. anladım ki ben Allah dilerse bu namaz kılınıyor hocam. İnşallah burada da demek ki Cenab-ı Mevla'ya demek lazım ki Ya Rabbi lütfen dile murad et beni huzuruna al. Müthiş bir huzur. Her zaman söylerim Rabbimin ikramıdır. Yani o namazla seccadeyle hiçbir padişahın, kralın, arkanızın, dayınızın çözemeyeceği şeyi çözüyorsunuz. Dertleşeceğiniz başka bir yer yok. Sizi anlayacak bir yer yok. O seccade 2 rekat namazla gece buluşmanız dünyada bütün dünyaya inanın gözünüz karardığında hepiniz gelin diyecek cesareti ve gücü veriyor size. Şimdi aynı zamanda orasına biraz dikkat çekeyim bir yere birleştireyim. İşte bu deccalizm hani deccal neydi?
hakkı batıl, batılı hak gösterecek. Kelime manası da bu zaten. Deccal kelimesinin manası böyle rivayette. Yani hakkı batıl, batıl hak yapacak. Kendine ait bir cenneti olacak. Yani kendi sistemini, ekolojisine, habitatına, yani özel alanına hizmet edenler o cennette yaşayacak. Yüksek paralar, arabalar, evler, yatlar, katlar, müthiş derecede birbirlerini yiyecekler ama şeytanın çocukları da öyle birbirleriyle anlaşamıyorlar. Bugün işte Rusya ile Ukrayna'nın savaşı, Çin'in topa girmesi, oradan İran'la İsrail bilmem ne, bir masa dağılıyor, bir bozuluyor. Biz de öyle. Bir dostluk kuruyoruz, ertesi gün birbirimizi yiyoruz. Öyle olacak zaten. Dünyaca Habil Kabil gibiyiz yani. Adem'in çocukları sürekli yer değiştirecek. E de şahsi hayatta bir de. Bir de şahsi hayatta sabah Müslüman, gece kafir, gece kafir, gece Müslüman olacaklar diyor çoğu. Çok çok. Devletler, bir insan kendini bu kadar kontrol edemezsen devlet çıkarlara dayalı, devlet ilişkilerinde tabii ki oynaklıklar olacak. Hükümetler de öyle de. Hani bazen böyle diyoruz ki yani niye dört dörtlükleri? Şurası iyi de savunma sanayisi iyi de milliyetin niye iyi değil? Muhalefette şu adamın şurası iyi de buraları niye kötü? Şimdi HDP, MDP nereden çıktı ortaya? Bu kadar şerefsiz de AK Parti'nin ilk yıllarında uğraştık 2007-8'lere onlara kadar Ahmetler, Mametler, işte o yok işte oralarda bayrak değişiklikleri, yol kesmeler, adamı ıslah olsun diye adam ettik 3-4 senedir siyahlar, İHA'lar, petrol çıktı. Bu sefer aile çevresi ve etrafında partizanlar yemesiyle uğraşıyoruz. Ama bir de bakıyoruz ki baştan gene tekrar PKK, HDP, nedir o tipleri altılı masa birbirlerini yiyen yurt dışı bağlantılar gelecek. Bir de onunla mı uğraşacağız? Yani ölümü göster sıtmaya razı mı geleceğiz? Veya iki bilmem ne DNA'nın arasında ortasını mı bulacağız? Ehveni şer hangisi daha iyisi yok mu? Bak hızlı bir özet çıkarttım. Ya daha iyisi milli ekolden yerli ekolden gerçekten davasına millete hizmet etmiş 300'ünün en azından 200 küsürünü ya adam gibi adam diyeceğimiz adamlar çıkmıyor mu? Dikkat ederseniz bu seçimlerde de konuyu dağıtmadan hiç gözümüze gelecek apar topar milletvekili adayları oldu. Yani anlaşılıyor ki bu bir iki yıl içerisinde bir şey olacak. Fazla gitmeyecek bu seçim. Bu seçim fazla gitmeyecek. Büyük ihtimal Tayyip Bey yine alır. Yani ben onlara göre Ehveni Şer görüyorum onu bak diğerlerini. Ama bir iki yıl gitmeyecek. Bir şey olacak. Ya bir büyük bir savaş çıkacak ama fazla gitmeyecek. Gördüğüm manevi işaretler de o şekilde bana örnek verdi. Bir iki yıl fazla gitmeyecek. Artık gerçekten kadim Türk halklarının bir şekilde her şeye el koyması lazım. Evet. Siyasi partilerin ortadan kalkması lazım canım hocam. Yani bu artık bu Anadolu'nun yani bu Anadolu'nun daha fazla şeyleri tarzanlıkları kaldıracak gücü kalmadı. Evet. Yani buyurun lütfen. Hani özetlemeye çalışıyorum. Artık şu saatten sonra yani şunu da deneyelim, bunu da deneyelim gücü kalmadı. Gücü kalmadı bu ülkenin. Şimdi hani diyoruz ya mukaddesinin bu konumuzla da ilgili biraz pencereler açtım. Veda ve vefa kuşağı diyorsak, ayrı zamanda kusi bir hareket olması gerekiyor. Bu kadroyla gitmez zaten. Yani bu kadro o kadrolar değil. Evet. İmari manada, siyasi, İHA'sı, yollar, tüneller falan. Ama bunun içi ruhi manada, entelektüel manada, medeni İslam, yani medeni Cenab-ı Mevla'nın izniyle içinde çok eksiklikler var. Mürahilik, münafıklık, ikiyüzlülük. Çok var. Bu kadro o kadro olmadığı belli. Evet. Ha, bu kadroyu oluşturmak lazım. O yüzden 1-2 yıl diyorum. Belki 1-2 yıl daha kaldı ıkınmanın. Ondan sonra bunu mutlaka bu kadim terbiyeye geçmesi lazım. Eğer siz böyle bir nizam verecekseniz dünyaya öyle bir kadro kurmak zorundasınız. Ben onu bilemem. Siyasette... Atıyorum ah hocam. Benden evet. Ya ben merdane konuşuyorum. Evet, merdane. Tabii merdane konuşuyorum. Zaten Tayyip Bey'i de dinlediğimiz zaman o da bazı sırları biliyor. Diyor ki son bir hani tekne kazıntısı gibi son bir şey daha verin. Ondan sonrası diyor bir şeyler demek istiyor o da yani. Ondan sonrası diyor bu mühendislere yani ben bu dönemi operatif dönem olarak görürüm. Deccalizmin bu kadar mafya devletler kurduğu bir düzende işte o yüzden de bağlantılı
Çünkü dünyada şu anda mafya düzeni yaşanıyor. Devletlerin hepsi mafyatik yönetiliyor. Türkiye'de mafyatik yönetiliyor. Yani herkes kendi teşkilatını, istihbaratını diğer istihbarata kullanıyor. O yüzden bir programda dedim, devletin 12 tane oğlu var. 12 tane devlet yapısı birbirini yiyor. Devletin kaynaklarını bile kullanıyorlar. HDP'ye de kaynak devletten gitmedi mi? Ya. Allah rızası için şu yayını 10 kere izleyin ve izlettirin. Acayip mesajlar var. Geçen yayında da öyleydi. İnşallah. Allah şükür. Çünkü önümüz çok özel. Şu geçici bir süreç var önümüzde. Bu süreci ya geçtik ya bittik. Tabii ki öyle. Ben de özetleyeyim size. Ya geçtik ya bittik. Geçici bir süreye ihtiyacımız var. Çok geçici canlar. Hocam burada çok acayip mesajlar verdi. Konuştuklarının altına imzamı atıyorum. Soruyorsunuz ya, ne yapacağız hocam? Altına imza atıyorum. Buyurun. Bunu şimdi Mukadder Hanım. Ödemeye hazırım canlar. Şurada mesajlar veriliyor. Altına imza atıyorum. Bedeli neyse öderim. Estağfurullah Mukadder Hanım. Ben sizin entelektüel geçmişinizi biliyorum. Allah nazardan saklasın. Dünyanın pek çok ülkesini gezdiniz. Pek yani devrilmeyen, okunmayan kitaplar yok. O yüzden hani derler ki kendimi övmek için değil ya, benim ihtiyacım yok. Mevlam benim gönlümü almış. Ben programlarda söylüyorum, sizin devletiniz bana gelse ne olur, genelkurmayın gelse ne olur, MİT başkanlığın gelse ne olur, cumhurbaşkanın gelse ne olur. Allah şahidim ya, ben çocuklukta bunlarla muhatap oluyordum. Bir şekilde Zonguldak bölgesinde daha 5 yaşında istihbarat teşekkülleriyle deniz, yani denizin arkasındaki limanlarda 5 yaşında çocuk işlerindeydim ben. Bunlara ihtiyacım yok. O yüzden benim Cenab-ı Mevlam'ın rızasına bakarım ben. Oradan konuşurum. Allah razı olsun. Yani arif olan anlıyor. Cümlelerin arasında o kadar bir zip edilmiş, o kadar bir mana var ki onu işte arif olan hemen anlıyor, dayanamıyor sizin gibi. Aslında burada 2 saatlik bir bilgi 2 dakikaya Rabbim ihsan etti. Ben de bazen anlamıyorum zaten bunu diyorum. Ben nereden konuşuyorum? Konuşturulduğumuzu biliyoruz. İnşallah Cenab-ı Allah burada nefsimize pay çıkartmasın. İnşallah. Biliyorum. Anlaşılmaz diye ben de altını çiziyorum hocam. Biliyorum. Zaten Mukaddes'in bak dikkat edin. Programın bazı bölümlerinde öyle bir yüzünüze ilahi güzellik geliyor ki farkında değilsiniz. Farklılaşıyorsunuz. Bir manevi kimlik gelip gidiyor size. Oradaki frekansı farklı bir frekans görüyorum zaman zaman. Şimdi neyse geliyorum. Cenab-ı Mevla'nın rahmeti geliyor bu araya. İşte anlaşılsın diye. Şimdi kurban olduğum Allah'ın izniyle bardağın dışını deccalizmle bir tarif ettik. Yani bugünkü süreç, seçim süreci, Büyük Türkiye stratejisi, araya birazcık da onu ekleyelim dedik. Sonra bardağın içi, yani doluyoruz. Nasıl kuşatılıyoruz? Yani şimdi tabii ki o zamanlar da olmuş, Musevi kaynakları, Hristiyanlıkta da vardır bu. Mistizm, okültizm denir. Gizli öğretiler hep bir açlıktır. İnsanlar hakikaten bir kısmı özellikle bir bazı süreçlerde mistik, ruhi gıdasını, ruhi bağlantıya daha çok ihtiyaç duyar. Sizlerle de çok değerli kardeşlerimle de zaman zaman programlar yaptığımızda işte hani kova kültü, astroloji bir fazil olarak değil, Cenab-ı Mevla'nın indinde ilmi nücum olarak, yani dünyaya nasıl bir nazarlar, Cenab-ı Mevla'nın dünyada nasıl bir metodolojisi geliyor baktığımızda, o kova kültürden kastediğimiz o bir sprint çağa girdiğimizi anlıyorduk. Batılı kaynaklarda, İslami kaynaklarda, bütün hepsi bir ucundan anlıyorlardı ki dark ruhi zekaların yükseldiği bir döneme gidecekler. Bunlara dünya yetmeyecek. Yollar, arabalar yetmeyecek. Zaten dikkat ederseniz zahiri eşyalarımızı da bunlara göre tasarlamaya başladık. Arabalar ne zaman uçacak? Elektrikli ne zaman gidecek? Kendi kendine nasıl gidip park edecek falan. Dikkat ederseniz metaverse dahil artık yetmiyor yani. Eşyayı ruhi alana çekmeye çalışıyoruz. İşte bu ruhi alanda ne kadar mukaddes kalacak? Yani bunu da diğer zahiri hayatımızda, eşya perest hayatımızda yaptığımız gibi şeytan perest yapacak mıyız? Yani o arabaları, o evleri, o insani ilişkileri şeytani çizgide mi yaşayacağız, rahmani çizgide mi yaşayacağız?
aşklarımızı helal dairede mi yaşayacağız? Nedir o eşya sevgimizi helal dairede mi istihdam edeceğiz? Yani iyi bir arabamız var, onu nerede kullanacağız? İyi bir fabrikamız var, onunla ne iş tutturacağız? İyi bir eşimiz var, onunla nasıl evlat yetiştireceğiz? Değil mi? Helal da. Şimdi split hayat yükselmeye başladı. İşte biliyorsunuz Salman ne yapıyor şeyde? Çölün ortasından özel böyle boru gibi özel dokunaklı dünyaya bir felaket gelirse sellerin, yerlerin, depremlerin zarar vermeyeceği özel bir yapı inşa ediyor. Babil'in cennetini inşa ediyor. Hani ne kafası yaşıyorsun? Doğru yapabilir. Adamın parası var. Kendine özel bir alan. İsrail'in diyeceğimiz Ütopya'daki gibi dünya krallarının dünyayı yöneteceği bir alan kurma lüksü var. Sana ne gider kardeşim? Benim param var. Senden mi aldım mı aldım? Böyle bir dünya kuruyorum. Kurabilir. Ama diyorsun ki hani bu ruhi açlığı kendine bir metaverse dünya, yüksek bir dünya, yüksek bir kalite duyarken acaba ilahi yaradanla arandaki kurgu, bağlantı, düşünce o şehirleri, o kafayı nasıl yaşatacak sana? Çünkü daha önce medeniyetler bu hale gelmiş. Dinleri böyle bir mistik kafaya getirmişler. O mistik olmuş, tanrı gibi olacağız. Kafa bir süre sonra bakıyorsun, ibadeti yok. Allah bilinci yok. Kul hakkı yok. Vicdanı yok. Zevk, hedonist dediğimiz bir dünya kuruyor kendini. İşte öleceğiz, dirileceğiz, bir şey olacağız. Gerçi onlar öleceğiz, dirileceğiz de yani oradaki Hintlilerdeki bir tenasüya yemenmez. Bir daha böcek mi olacak yani? Şimdi bu ilahi eğer şiraza kayarsa işte ona dikkat etmeye çalışıyorum. Bugünkü tasavvuf hareketlerimizde bakıyoruz ki ibadetsiz. İşte bol zikir, esma ama hayatı Cenab-ı Mevla'yı algılayışta bir kabala kafası gibi algılamış. Şimdi şuradan belki faydası olur gibi sadece kardeşlerim bir sabresine şu kısmını okuyayım. 7. ve 12. yüzyıllar arasında uygulama alanı Filistin'den Babil'e kayan ve yoğun biçimde agnostik inançların etkisi altında kalan Merka'ya. Merka'ya kabala işte. Altıdır o. Gizemciliğinde asıl amaç Tanrı'nın tahtını ve göksel düzeni düşleyebilmekti. Tanrı'nın tahtını ve görsel düzenini düşleyebilmekti. Geleceğiz. Gizemci Merkava yazımında coşku içindeki ruhun yükselişi düşman meleklerle dolu 7 küreyi ya da 7 gök katını aşmak için yapılan tehlikeli bir yolculuk olarak tanımlanmaktadır. Ruhun bu yolculuktaki amacı Merkava'nın üzerinde bulunan ilahi tahta ulaşmaktır. Aslında bir miraç var, kendine göre bir miraç yapacak. Bak tasavvufla bağlaşıyor. Kendini bir yere getirmeye çalışıyor. Mistik arayış içerisinde tamam buraya kadar o ona Merkava demiş. Zamanla Merkabah demiş. Zamanla Kabala demiş. Temelini anlatıyorum. Tzenuim adı verilen Merkava uygulayıcıları özel ahlak niteliklerine sahip olan az sayıda seçkin kişilerdi ve sürekli oruç tutarak kendilerini gizemci deneyimlere hazır tutmaları gerekliydi. Bakın işte sürekli oruç tutarak. İşte bu papazların da bu hani eş evlenmeyen, kendini bir mağaraya kapatan, işte o eski mağara rahiplerinin de hani bakıyorsunuz hayatında Peygamber Efendimizin edebiyle mesela bir sahabe diyor ki ben her gün diyor oruç tutmak istiyorum. Diyor ki ben peygamberim, ben de her gün oruç tutmuyorum. Bazen ayın başından, ortasından, sonundan tutuyorum diyor. Bazen 3 ayları tutuyorum, bazen tutmuyorum. Ramazan ama tutuyorum. Bazen pazartesi, perşembe tutup dayanamazsın. Yok Resulullah ben dayanırım. En sonunda yaşlandığında şunu söyleyeyim. Keşke diyor Peygamber Efendimiz dinleseydi. Ya sen peygamberden daha mısın? Yani senin eşin, işin, aşın, sağlığın var. Giya Tanrı'ya ulaşacaklar diye. Bak bu bizim kabala işi, kabala işi, tasavvuflar da var. Aşırı derecede kendini giya oruca veriyor. Veya aşırı derecede almayacağı derece, kaldıramayacağı derece fazla şeker bile baklava gibi adamı bayar. Ya da birine iyilik yap, bir gün arabada gidiyoruz.
Ya arkadaş ya gönlümüz alacak. Koymuş oraya bir 2 saatlik, 1 saatlik, 40 dakikalık mı ne zikir. Ya ne yapıyorsun dedim. Bu benim gibi bir adam olmazsa dinden sonra da beyin mi yıkıyorsun? Allah. Aa 40 dakika. Bunları dedim bu YouTube'da yaymaların sebebi dinden nefret ettirmek. Çekeceksen git kenarda çek kardeşim. Ya 40 dakika yüklemiş. Ya da 313 tane ayeti yüklemiş. Ulan sesinden adam bıkar senin ya. Allah'ı nefret ettirmek istiyorsanız yapın. Vallahi Cenab-ı Allah bunlara onu diyor. Siz benden mi nefret ettirmek istiyorsunuz ya? Her şeyin dozu var diyor. Resulullah bile orada sahabeye uyuyor ya. Orta yolu tercih edin diyor. 100 metre koşuyorlar ondan sonra Allah'a düşman ediyor. Ya da çocuğunu yetiştirecek baskı yapıyor beni. Hiç gevşet demiyorum. Ama dozu nasıl ilacı ayarlıyorsan, şekeri yemeye tuzun nasıl ayarlıyorsun, fıtratını eskiden Osmanlı'da niye medrese eğitimi vardı, gerçek medrese? Birebir mukaddes hanım, birebir onun mizacına göre eğitim yaparlarmış. Biz zannediyoruz koca orada oturuyor, diğer yaptıkları gibi 20 tane çocukla uzun da bir sopa alıyor, oku bakayım tak, astroloji oku tak, olmadı. Biliyorsunuz bütün ilimler var orada gerçek ve çocuklarla birebir ilgileniyorlar. Mizacına göre o çocuk diyelim çok hareketli. 2 saatte alıyor. O çocuğu oraya 6 saat o koymuyor. Ya da 10 dakikada alıyor. 10 dakika ders git sporunu mu yap? Bir yerde alışveriş mi yapacaksın? Medreselerde eskiden sistem oydu. Mizaca göre birebir eğitim yaparlarmış. Toptan hoca giriyor oraya 2 saat. Çocuk bir süre sonra mizacı o diyor. Ben bunu öğrenciyken keşfettiğimde zaten inanın hiç kaçardım yani. Girmezdim. Mizacımı biliyorum. Da bayırda, ovada, çayırda benim öğrenmem lazım derdi. Bayıldığımdan dolayı değil. Demek ki bir ilahi hakikati biliyor. Aristo talebelerini dağda, bayırda, çayırda gezdirirken öğretirmiş. Evet. Orada otururlarmış. Burada börtlen toplarlarmış. Şurada açık havaya giderlermiş. Öyle öğretirmiş yani. Bu bir peygamber metodolojisi çünkü. Eğiterek öğretmek. Devam edeyim izninizle. Bir yere geleceğim. Talmud'a göre şurada önemli bir yer vardı. Bu seçkinlerin yapacağı başarılı bir düşsel yolculuk için her şeyden çok mühür olarak tanımlanan bazı büyülü sözlerin ve formüllerin kullanımı zorunluydu. Bu büyülü sözler her bir gök katının kapısında bekçilik yapan melekleri yatıştırmak için gerekliydi. Hatalı bir mühür kullanımı önemli yaralanmalara hatta korkunç ölümlere yol açabilirdi. Bakın göklerde diyor bir melekler var. Bu İbranice bir takım diyor dualar, zikirler, bilmem neler bu büyülü o kapıları açacak ve siz de diyor böylelikle din ağacınızı gerçekleştireceksiniz. Peygamber miracı dışında bir şey biliyorlar. Bizde de velilik miraçları var. Ama biz bunu yerli yerine koyamazsak bu sefer kabalaya kaçarız. Kafa açıldı. Bir takım görüntüler görüyoruz. Ama Rahmani kanaldan değil şeytani kanaldan. O zaman da övünüyor. Ben Şira'ya gittim. Şira'dan görüntüler aldım. Bir bakıyorsun ki entelektüel cinlerle yani kafa yapıcı cinlerle buluşmuş. Böyle danışmalar da alıyorum. Ama onu şey zannediyor. Yükseldiğini zannediyor. Miraç yolculuğu yaptığını zannediyor. Hayır. Orada dediğim gibi denize dalmışsın. Eğitim ve nefes eğitimine yanlış yerde askındı sen. Ona ne diyorlar ya? İşte bu fazla dalan dalgıçların yediği bir şeye bir şey derler. Bir şey olur onlara. Yani felç durumuna düşerler. Dikkat et. Mukaddesim aklınıza gelir. Yani Vurgun, aklınıza gelir. vurgun hatırladım Vurgun, hocam. vurgun. Vurgun. Bravo. Aynı anda geldi. Vurgun. Vurgun yiyor yemiş. Kafa vurgun yemiş. Farkında değil. Soruyorum bak çok uyanığımdır o konularda. Çok güzel, enteresan sahneler görmüşsünüz. Enteresan diyaloglar alıyorsunuz falan. Peki namazınızı kılıyor musunuz? Çünkü hocam sen namazdan mı bizle ölçüyorsun ya imanımızı falan? Kurban olacağım sana yani şimdi ben ölçmüyorum. Cenab-ı hani münafık namazı da kılabilirim ben her gün kılarım ama aslında gönülden kılmıyorum abdestsiz kılıyorum. O senden Allah arasında benimle beni kandırmanın şartı yok. Ama gerçek iman gerçekten söylüyor. Eksiğimiz vardır bak deriz. İbadet eksiğim var ama o mert insandır diyor. Hocam evet eksiğim var hatalıyım. Kusuruma biliyorum. Aferin. Hocam Dinlemesini düşün. şunu söylediniz madem burayı da sormak zorundayım 2-3 dakika. Şu son bir hafta 10 gün içinde bunlar çok sorulmaya başlandı, konuşulmaya başlandı.
Kısaca birer cümle istiyorum. Bir, oje ile namaz kılınır mı? İki, başı açık namaz kılınır mı? Üç, abdestsiz namaz kılınır mı? Bunlara birer cümle Katılsın. Yani cevap şimdi verirseniz güzel Allah hocam. razı olsun. Hani şimdi fuka, Kur'an'ın İslamları, nizamı, uzman olmamıza gerek yok. Hani değil mi? Hani yani fetva kurulunda işte ayet, hadis, Hayır. Fıkıh, İslam hukuku. Soruyoruz Tabii. serbestte. Yani sizin söylemeniz lazım bir de. Ağzınızı sağ. Şimdi yazık. Bazen diyorum ya programlarda, yani 3 diplomalı, 3-4 yabancı dilli ama şu soruyu yanlış anlamayın, küçük görünen değil. Bunu bile, yani şu genç halinde, hani üniversite uzun saçlı artistik iken mescide kapanırdım, hadis kitapları ve İslam hukuku okurdum. Çünkü bu benim dinim derdi. Alanım değil. Gazi Üniversitesi'nde ilahiyatçı kardeşlerim de der ki, oğlum sen mi ilahiyat okuyorsun, biz mi ilahiyat okuyoruz? Derdim ki, arkadaş bu benim dinim. Evet. Rabbimi benim bilmem lazım. Bunun okulu yok ki. Sen ne biliyorsan ben onu bilmek zorundayım. Peygamber Efendimiz zamanında imamlar, müezzinler yoktu ki. Hepsi namaz kıldıracak kadar donanımlıydı. Çünkü benim Allah'tan emanetim var benim. Ben mühendis olabilirim. Ben pilot olabilirim. Ben eczacı olabilirim. Kimyager, doktor olabilirim. Ama benim mutlaka dinimin temelini en azından bilmem lazım. Ya bu soru mu? Tabii ki kılamazsın. Çünkü o ojenin altına su gitmiyor. İkinci oje caiz de değil. Ondan sonra saç. Ya setre ayeti var. Şimdi kapandık eksiğimiz olabilir. Ben her zaman söyleyeyim. Birinci zaten odur. Ahlak setredir. Birincisi odur. Türbanı taktın. Kaş göz boyandı. Gıybet, dedikodu, yalan, dolan, namazda, niyazda gözün yok. Şimdi Cenab-ı Allah seni poşetinle mi karşılıyor? Ama namaz kılacaksan onun da olması lazım. Zaten senin yaydığın enerjiden dolayı, kadınsal dişil enerjiden dolayı da onun da kimyasal ve biyolojik ilmi bir sebebi var. Meleklerle rezonansını daha iyi ayarlıyor. Evet. Ya melekler dişilik yok. Saçından tahrik olmuyor. Ama kurban olduğuma, hatta erkek de başına bir şey koysa olur, olmasa da olur. Ben koyamıyorum mesela. Açıkça söyleyeyim. Takke düşüyor kafamda. Ben hiçbir zaman kafama doğru takke tutturamıyorum. Neticede. Ama farz değil tabii ki bu. Ama kadına farz. Evet. Abdest. Bir kere abdestsiz, yani vücudunu temizliğini. Hocam ben bir banyo yaptım, yıkanayım. Gusül abdestim varsa sorun yok. Ama o abdesti alıp, bozulmamışsa tabii şey ya, tabii abdest o abdesti alıp, tabii gusül vücudu hazırlayıp, başka bir şey, abdest başka bir şey. Yani tabii gusül şöyle. abdestiniz vardır ama yani abdestin, tuvalete gitmişsinizdir, abdest almanız Bravo. lazım. Geçenlerde çok değerli Afrika'dan ve dünyanın muhtelif yerlerinden gelen kardeşlerim oldu. Ben bazen çocuklarla espri yapardım. Niye yaptığımı bilmiyorum. Özendirmek için. Baba da namaz kılalım diyorlar. Ben de dedim ki, abdestin var mı? Yani seviyorum onları böyle. Var dedim. Geçen sene almıştım. Ya da geçen hafta almıştım. Bak buraya keserler, sonra işte esprisine söylüyorum. Ya böyle içime bir espri gelirdi. Niye geldiğini de bilmiyorum. Böyle gülsünler diye. Allah şahidindir. Burayı inşallah kesmezler. Hani derler geçen sene almıştı. Keserse gelsin. Espri olsun. Böyle espri yapıyordum. Geçen hafta almıştım falan. Hani latife olsun çocuklar arasında. Ya Allah şahidindir. Bu latifenin içi doldu. Geçen kardeşlerim Afrika'ya gitmişler. Orada çok insanlarla ilgileniyorlar. Yeni dedi diyor hocam, Müslüman oldular diyor. Ve falan. Bir günü kardeşimizi aldık. Hadi dedik akşam namazına geçelim. O arada aklıma sormak geldi dedi. Sen ne diyorsun ki? Kendimiz gibi almıştı. Diyor işte Ahmet, yani Müslüman olmuş diyelim. Ahmet olmuş ya da işte Yusuf olmuş. Abdestin var mı? Tabii diyor hocam, var diyor. Geçen hafta almıştım. Şimdi ya Rabbi diyorum, ben bu espriyi nereden çıkarıyorum? Yani biraz hani izansız gibi görünüyor ama latife diyeyim söylüyorum. Bilmiyorum, anlamıyorum. Hakikaten yeni Müslüman olmuş, bilmiyor. Abdesti diyelim geçen hafta aldığında o abdest üstüne bir gömlek gibi oturmuş zannediyor insanlar. Bak demek ki bir temeli var. Allah konuşturuyor. Şimdi bu kardeşlerimiz de bunu bildiği halde, yani bir Afrikalı değil ya da bir Avrupalı değil, hiç bilmiyor. Bunun bir ölçüsü var. Önce bedeni namaza hazırlayacaksın. Ha sabah aldın, öğlen aldın, şuurlusun, abdestinin farkındasın, naçizane övmek gibi olmasın, mukaddesanın. Biz de ben gençlik diyorum, imamatı okumadım, ilahiyat okumadım ama namaza kalbim çok meyilliydi 10 yaşından beri. 13 yaşında iyice oturaklı Maşallah. kıldım. Ama abdestli gezerdim.
Yani okula gireceksin, öğle arasında yemek molası var. Geleceksin akşama kılacaksın, ucu ucuna namaz kaçmasın diye farkında olmadan. Bak birisi de öğretti yok. Kendimi böyle hep abdestli gezmeye alıştırmıştım. Dikkat de ederdim. Yani çünkü abdesti bozan şeyleri biliyorsun. Hale işte bildiği için öğlen aldın. Vatan kışın vakitler kısa akşama kılarsın. Bilmem ne sıkıştı mı tabii yenisini alırsın. O ayrı. Ama abdesti tuttuğunu biliyorsun. İşte bazen öğlen alırsın, ikindi kılarsın, akşama kadar kılabilirsin. Çünkü biliyorsunuz kışın 4 saat içinde 3 ile 4,5 saat üçü birden okunabiliyor. Hayır, gençlik dönemimde bakardım ki yani üniversitede oradayım. Abdest alacağım, giyeceğim, çıkaracağım, mıkaracağım. Yani disiplin olmuşum. Abdest tutmayı iyi beceririm. Yani Allah'a şükürler olsun. Bir de o bana huzur verir. Her zaman abdestli geziyorum diye. Bu olabilir. Ama yok bazen hani sık tuvalete çıkma alışkanlığı vardır. Ve alırsın abdestini. Vücut yeniden yenileniyor. Üstünde bir sır daha var yani. Burada şimdi şeyden söylüyoruz. Bak bu abdest namaz olayında da var. O kadar güzel bir sır var ki aslında açık da biz, o abdeste gittiğinde o arada veya o namazı kıldığında o arada günahların arkada kalıyor. Bu doğru. Yani bu hüsnü zan mı yapıyoruz bize? Cenab-ı Allah bakıyor ki kul hakkı gibi. Yani çok zor. Hani hakkı günahların arkada kaldıktan sonra onu üzerine vermeye Cenab-ı Mevla mümkün olduğunca mahcup oluyor. Vermemek istiyor. Sen o günahları arkada bırakıyorsun. Abdest aldıktan sonra o günahlar bir daha o namazdan sonra veya o abdestten sonra sana verilmiyor. Kul hakkı gibi çok büyük günah yapmamışsan büyük günahların dışında senin o aradaki günahların hataların hepsi Rabbim tarafından temizleniyor. Ya bu kadar güzel bir Allah şey var mı? Tabii Allah. namazda da öyle. Ya bunun sırları var aslında. Bu kısımların sırrı var. Yani kulum gelmiş diyor bana namaz kılıyor. Elinden geldiği kadar temiz niyetle gelmiş. Bakıyor bakıyor bakıyor. Çok büyük hatır hani hatır kalmamışsa bir yerlerde onları sana namazdan sonra o günahları küfene yüklemeni ben mahcup olurum diyor. Bu sırlar anlatılmıyor. Bilinmiyor veya şu onu sana vermiyor. Bu ne kadar güzel bir namaz ya. Bu o aradaki yaptıklarımın hepsi de tabii yap demiyorum. Ama anlamayarak birine çok kızıyoruzdur veya yanlış bir söz söylemişizdir. Sinirimizi kontrol edemedik. Ufak tefek şeylere tevessül ettik. O namazdan sonra o günah sana yüklenmiyor. O abdestten sonra hatta Resulullah demiyor mu ki ben biliyorum ya. Orada Resulullah kurban olduğum abdest birisi alırken oradaki insanlardan bir tanesi gülüyor, tebessüm ediyor. Hayrola ya Resulallah ya niye tebessüm ettiniz diyor. Yani bir şey mi hoşunuza gitti falan. Ya diyor senin diyor o abdest azalarından diyor yaptığın hataların, kusurların akıp gittiğini bana gösterilince mutluluktan gülüyorum diyor. Bir peygamber nazarı, bir peygamber gönül gözüyle çoğu şeyi gördüğü için o kadar hoşuma gitti ki diyor o kolundan, yüzünden, elinden, parmaklarından, ayaklarından bu azalardaki konuşacak bunlar o günahların dökülüp çekildiğini, yani tabiri caizse melekler tabanından derlenip toparlanıp çok özür yok edildiğini görünce mutluluktan güldüm diyor. Bu söylediklerimi hadis, ayet kaynaklı böyle güzel şerh eden kaynakları da bulduğunuzda daha neleri var? Şimdi günlük bir bilgisayar virüs temizleme programınız var. İyi bir yani virüs temizleme programınız varsa Cenab-ı Allah yarattığı mahlukatın da gün içerisinde hatası, kusurlu, psikolojik sıkıntı, aldığı nazar, çektiği psikolojiyi biliyor. Bunu diyor neyle nötralize edebilirsin, kudretlendirebilirsin? Bu abdestle, bu namazla. Şimdi hijyeni kabul ediyorsun. Sağlık turizmi var. Bir sürü onlar bunlar öğreniyorsun. Bunların hepsi namaz ve abdeste var. Hom derken oluyor da, au derken oluyor da, duş üstüne duşlar olur oluyor da, parfümlerle masajlı akupunktur noktalarına haşır haşır bir sürü paralar verip oluyor da, hepsini namazla toplamış bedava Cenab-ı Mevla. Bir bakraç su bazen alıyorsun. Bir de orada 4 rekat namazı işi hallediyorsun. Ve buradaki Cenab-ı Allah sistemi ruhun gıdasını yeniliyor. Ruh gıdasını alamadığında da bu sefer depresyona giriyor. Çünkü ruhunda gıda ihtiyacı var da birader diyor gittin diyor yedin diyor da yiyeceğini aşını eşini ben neyle beslenirim diyor. Benim de bir gıdam var da Allah beni
Ona göre yaratmış. Cep telefonunu şarjı yüklemediğini yüklenmiyor da senin şarjın da bu diyor. Bak kalkıyorsun, iniyorsun, yatıyorsun, kalkıyorsun, kalkıyorsun, iniyorsun. Kan dolaşımından nedir o tut da tansiyonuna kadar nedir o bedendeki eklem romatizmalarına kadar işte kendini bir noktada sabitleyip zihnini kontrol edip secdeye bakmana kadar ya da hafif gözünü kısabilirsin. Yani odaklanmana kadar bir sürü antrenman yapıyorsun içeride. Zihin toparlamak varsan aklını toparlamaya, göz nazarlarını bir yere toplamaya, işte kan dolaşımına kadar, göz tansiyonuna kadar binlerce hikmeti var bu işin. Seni yaratan da böyle bir sistemle seni modifiye ediyor, kuvvetlendiriyor. Bunu yapmadığın zaman da bu sefer ne oluyor, bu gıdayı alamayınca depresyonun daha çok depresyon oluyor. Psikolojik sorunun parapsikolojiye dönüşüyor. Bağlantıya gireyim şimdi. Bu kabala merkezlerine yakınlık, bak burada da geçiyor kitaplarda. Aynen bir mistisizmden yola çıkıyorlar. Tanrı'yı bulacağız diyorlar. Talmud'a göre Merkava uygulamasına kalkışan dört kişi arasında biri ölmüş. Diğeri delirmiş. Öteki dinden çıkmış. Bak benzer değil mi? Yani bir Kur'an sünnet çizgisinde bir yükselmeniz olmazsa Tanrı'yı bulacağım, Miraç yapacağım, gizemleri çözeceğim, işte Muhiddin-i Arabi olacağım, Hallacı Mansur olacağım, Nasimi olacağım. Onların söylediği beylik sözlerin ne manaya geldiğini sen anlamazsın. Tanrı oldum bilmem ne ayaklarıyla. Aklın bak ne diyor? Biri ölmüş. Diğeri delirmiş. Öteki dinden çıkmış. Şimdi bak burada kendilerine pay çıkaracaklar. Ve yalnızca Rabbi Akiba, ben Josep, gerçek bir düşsel deneyime nail olmuştur. Merkava uygulayıcıları kimi zaman doğaüstü dünyanın gezginleri. Kimi zaman doğaüstü dünyanın gezginleri olarak adlandırılırlar. Yani bir tanesi çıkmış, kendine göre miracını yapmış. Bu gizemci Akiba'nın en eski iki yazımsal kaynağı Rabbi Akiba'ya ait olduğu iddia edilen küçük ve Rabbi İshamel, ben Elisa'ya ait olduğu sanılan büyük metinlerde ayrıca Enok'un kitabı. Hatırlıyor musun bu ismi? Enok'un kitabı. Bu Enok'un muhabbeti oradan geliyor. Yani Rabbi nasıl buldu falan gizli ya öğretti. Enok'un kitabı ve Tanrı'nın oldukça abartılı antropomorfik yani insan biçimli betimlemelerini içeren Siur Kuama ilahi boyutlar adındaki metinlerde de Merkava geleneğine aittir. Talmud ve Kabbala'dan alınmış kısımlarda hahamların ne derece yüceltildiği ve halk üzerinde nasıl otorite kurdukları görülmektedir. Bu anlayış Yahudilik içinde oldukça ırkçı bir anlayışa gelişmesine neden olmuştur. Bitiriyorum, yorumlayacağım. Kabbala'dan alıntılar. Hahamların hepsi tanrı olacak. İnsan tanrı, antropomorfizm, Hazreti İsa'yı tanrılaştırma. Bu kafa oraya gider yani. Bizim tasavvufun içerisine yani sünnetsiz, şeriatsız, nizamsız tasavvuf buraya gidiyor. Bunları öğretiyor. Aslında Kabbala öğretiliyor. Geliyorum. Yahudi yaşayan şahıslaşmış tanrıdır. Yahudi, yani Siyonist Yahudi'yi kastediyor. Diğerlerine prim vermezler. Zaten İsrail o yüzden karışacak demiştim ve karıştı. Netanyahu'yu bir kaşık suda boğacaklar. Merak etmeyin. Merak etmeyin. Yahudi yaşayan şahıslaşmış tanrıdır. O dünyevileşmiş uluhiyettir. İşte tapınak kanunlarında bu sapıkların Babil Talmud'u ve Filistin Talmud'un da gizli, gerçekten Tevrat'ın içinde gizli doktrinler dediği Baba Kamma, Sanhedrin, Yabamat, Kebamat gizli maddeleri var Mukaddesan'ın. Bu maddeleri ortaya çıkaranları insan pisliğinde kaynatıp yakacağız diyorlar. Yani ben de içindeydim. Zamanında 60'lı yıllarda rahmetli Cevat Rifat Atilla bunların o eski gizli kaynağını buluyor. Bir kısmını tercüme ediyor. Diğerine aklım almıyor, varmıyor, kusasım geliyor diyor. Paylaşamam. Bunların bazıları burada var. Gizlenen Talmud yasalarında. Ben bu sefer baktım ki bu kitabı çıkaramayacağız. Tapınak kanunları ya da ilk baskısı gizlenen Talmud yasalarıdır. Kırmızı bir kitapta Truva yayınlarından çıkmıştır. Bunu bastım. Araya ekmek arası gibi soktum bunları. Yani şöyle bir tezim vardı Mukaddes Hanımcığım. Eğer dedim biz o zamanlar
gündemde çok İsrail'i konuşuyoruz. Hazreti Yakup'un mahlasıdır İsrail. Tanrı, Tanrı'nın oğlu. Aslında gizli kendi Siyonist Yahudi'de manasıdır. Tanrı'yla, kaderiyle güreşmiş. Kaderini Tanrı'ya yazdırmamış demektir. İşte kafalarında o vardır. Tanrı ne ya? Tanrı bir enerji. Biz kaderimizi yazarız. Bu kadere razı gelemeyiz. Hani bu gayretullah şeklinde olsa sorun yok. Çabalayacağım, çalışacağım. Rabbim bana rahmet edecek değil. Tanrı'yı da bir enerji gibi biz kullanırız. Yani bir çamuru şekil verir gibi. Ya da bir enerjiyi çeker gibi. İşte enerjiyi telefonumda kullanırım, ütümde kullanırım. İşte enerji, Tanrı dediği bir enerji. O yüzden kainatın ulu mimarı diyorlar. Ama o mimarı da kullanmaya kalkar bu kafa. O agnostik yapıyla. Bu tehlikeyi anlatıyorum. Bu tasavvufa da girmiş durumda. Sünnetsiz, ibadetsiz. Sünnet dersen yani sadece şey sünneti değil, çocukların olduğu sünneti kastetmiyorum. Onda da var. Yani Peygamber Efendimiz'in edep ve ahlakının örnek olduğunu kastediyoruz. Geleyim. Yahudi yaşayan şahitlaşmış Tanrı'dır. O dünyevileşmiş uluhiyettir. Yani yeryüzündeki Allah'ın zuhurudur. Hanlar için söylüyor ama. Kohenler için. Diğer insanlar tamamıyla dünyevi aşağı ırktandır. Onlar sadece Yahudilere hizmet etmek için yaşamaktadırlar. Onlar Yahudi olmayanlar küçük hayvanlardır. Buna da goyimler derler, bilirsiniz. Goyim diye sınıflandırılır. İşte o gok mu gok, yani Yecüc Mecüc de biziz işte onlara göre. Yani hayvanımsı insanımsı sürüler. Bu işte bunların da mantık şudur. Lütfen yaklaşırken söyleyeyim, böyle toplayalım. Nedir o? Çok oldular bunlar. Yani bu kadar sürü hayvan çiftlikte idare edilmiyor. Muhabbet oradan geliyor. İşte 500 binlere düşürülme, bir çiftçi düzeninde yaşanma muhabbet de odur. Bu kadar sığır da istemedik dedi. Ya zaten bunlar kontrol edilemiyorlar. Dünyayı yani yaşanan yer olmaktan çıktı. Burası muhabbetidir. Oraya çok girmeyi bitireceğim. Hahamların sözlerini hor görenler ölüme müstehaktırlar. Hahamı tanrılaştırmış artık Rabbileri. Onlar öyle söylüyor, Kohenleri. Onlar diyor peygamberlerin önüne geçmiş zaten onlar. İşte o Samuel gibi. Musa ne ya? İşte o heykeli, hayvanı yel şeklinde konuşturmaları gibi. Musa ne diyor? Hahamlar varken filmleri de biliyorsunuz çekiliyor. Orada Atona, Akhenaton da oradan geliyor zaten. Ben diyor bunları reddediyorum diyor. Ben bir Allah'a ibadet ederim. Akhenaton'u ortadan silmelerin sebebi o zaten. Akhenaton'dan öldürdüler onu da. Evet. Yani onun kelime manası bir Allah'a inanan demek. Aton, Akhenaton. Bir Allah. Aton diyorlar o zaman diyelim. Daha önce Tanrı diyorlar. Son süreçte Allah-u Teala Kur'an'da hani bana şu isimlerle seslenin. Onları biraz dejenere ettiler deyip orada İsmail Hüsna dediğimiz isimleri sıralıyor Cenab-ı Hak. Orada da o iş Tanrı, Tengri de Allah'ın ismi. Belli. Aton da Allah'ın ismi. Bizim Türklerin kullandığı Yalvaç da peygamberlerin diyelim ismi. Bizim etimolojimizde de çok güzel var. Onlar da ilahi. Ama bir süre sonra istismarını yanlış kullanılınca Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki bu süreç bu isimleri kullanın diyor. Sakladığı var. Saklamadıkları var. Hani geçiyor ya, aslında ayetlerin içerisinde ismi azamlar geçiyor. Uyanık kalplere veriliyor. Yani ismi İsmail Hüsna'nın üstünde Rabbimin ismi azam, en seçkin evet. İsimleri var. İşte o isimlerle meleklerden daha çok kudretli melekleri seçeriz. Ama yok. Şimdi şurada hemen ara vereyim. İşte biz bu zikirleri yakaladık. İnternette İsmail Hüsna'lar, İsmail Hüsna'lar, işte bizi Allah o kudretleri her işimizi yapacak. Güzel kızlar getireceğiz. Akıllı, yakışıklı erkekler çekeceğiz. Parayı çekeceğiz. Bilmem neyi çekeceğiz. Ya şimdi sen parayı çekeceğim. Bilmem neyi çekeceğim de. Hadi öğrendim bu işin sırlarını. Peki sen bunu Cenab-ı Allah'ın rızasında edepte, adapta tutup Hazreti Süleyman gibi varlığı bulunca hayırda mı kullanacaksın? Şerde mi? Hazreti Süleyman kralda mı? Marangozluk yapıp geçiniyordu. Yani ne oldu, o kadar serveti göze mi baktı Cenab-ı Allah? Şımarırım diye ya da taht beni oyalar diye marangozluğuyla geçmiyordu. Ya da Resulullah
sallallahu aleyhi ve sellem İslam devleti kurmuş, kendine bir saray yapmıyor. Hanımları da kızıyor haklı olarak. Ya tamam anladık diyor. Bunca yıl çektik de birazcık ya fazla değil mi yani? Erzağımız biraz dolu olsun, evimiz biraz büyük olsun. Ama sırrın ötesini Allah'ın katındaki yani dünya insanın sırrı yani şimdi benim krallığım göklerin krallığı ya da benim sultanım Rabbimin sultanlığının yani onu görmüş olduğu için biz kadar da değil biz en azından deriz. Ya bir işte dupleks evimiz olsun, tripleks olsun. Cenab-ı Allah büyük mekanlarda Allah'a şükredeceğiniz yerleşme olsun. Bunu reddetmiyor Rabbim şükrün ettikten sonra. Ama o ona da razı değil. Çünkü görmüş. Yani oradaki Rabbinin sultanlığında burada sultan olsam ne olur ya? O kadar dolgun, o kadar doygun, o kadar hazımlı bir peygamber. Hadi biz o kadar değiliz. Ama sen şimdi bunları istiyorsun. İsmi adamlara çekeceksin. Allah'ın sanki sırlarını, hazinelerini, anahtarlarını bulur. Ya bu sana yarın vela olacak. Sen bunu taşıyamayacaksın. Belli daha şuradaki rekat namazını kılmıyorsun. Nefsin şımaracak. Hani vardı ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de mescit kuşu dedikleri bir adamcağız var. Onun sohbetleri geçer. Ben böyle bazen top atıyorum. Bakıyorum bizi izleyen böyle güzel hani YouTube videolarında ekipleri olan kardeşler o işin altını dolduruyorlar. Aa diyorlar burada güzel bir sohbet vardı. Bak bunu dolduralım. Sırf o konunun üzerine güzel böyle benim de hoşuma gidiyor. Güzel dekorlar, kalabalıklar falan. Maşallah. Demek biz top atalım. Biz böyle biraz garibane gidelim. Onlar da içini doldurma. Fark etmez. Herkesin bir vazifesi var bu iş içerisinde. Şimdi mescit kuşu diyor her çıktığında tabii uyanık. Biliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatırı vardır. Ya Resulullah bana dua et diyor. Malın mülkü artsın. Cenab-ı Resulullah demek ki kutlasyonu çekmiş. Mal bunu bozar. Geçiştiriyor. Tebessüm ediyor. Böyle hayırlı diyor. Bir diyeceği diyor. Ama adam mescit bir vakit namazı kaçırıyor. Koşuyor oradan. Küçük bir dükkanı var diyelim. Demek ki anına geliyor ya da imtihan zamanı geldi. Resulullah dua ediyor. Tabii malı mülkü artıyor. Bakıyor artık namazlara gelmemeye başlıyor. Bu ertesi gün hiç gelmemeye başlıyor. İşte işim var. Ev yerimde kılıyorum. Yurdumda kılıyorum. İyi. Zekat zamanı geliyor. Varlığı da artmış. Diyorlar ki işte şu kadar zekat düşüyor fakire fukaraya. Ben diyor zekat vermem. Ne kadar diyor çalıştım ettim herkes bilir diyor. Aile diyor. Vermek istemiyor. Tamam, sorulmuyor. Resulullah çok üzülüyor. Ve Resulullah vefat ettikten sonra hatasını anlamaya başlıyor. Herhalde rızkında, sağlığında kesilmeler oluyor. O kaşarlanma biraz belli şeyler oluyor. Hazreti Ömer'e diyor ki, Hazreti Ebu Bekir'e gelin bu zekat alın diyor. Resulullah'a vermediğiniz zekat almayız diyor. Ömer'e de diyor, o da almıyor. Çok özür dilerim. Helak olup gidiyor. Şimdi yani Allah-u Teala'nın ismi azamını öğreneceğim, oradan ineceğim, esmalardan öğreneceğim de tamam. İşte bir yere kaçırmamaya çalışıyorum. Allah hatırlattı, öyle bağlayıp. İşte diyor istitraç dediğimiz çok tehlikeli bir yere geldik mukaddes anıncığım. İşte bu kabala, tasavvuf, yani ben de sohbete başladığımda nerede toplayacağım dedim. Bunu bir ara getireceğim ama bu kadar güzel beklemiyordum. Bak Mevla getirdi. İstitraç dediğimiz yere geliyor. İstitraç derece dereceden geliyor. Araf suresinde geçiyor. Şimdi hatırladım. Ve Araf suresinde geçiyor. Diyor ki Cenab-ı Mevla tehlike buradan onları farkına varmadıkları yönden istitraç yoluna sürükleriz. Araf suresi 382. ayet. Bu ayette biraz da buradan okuyayım. Değerli kardeşlerim kitap okumayacaklar. Biliyorum. Ulaşamayacaklar. Kitap Ahmed el-Rufai onların alemi. Şimdi Cenab-ı Mevla programa gireceğim diye tevafuken girmeden ya istesiniz Kabala Enstitüleri'ni yapmıştık. Orada neyi var? Apar topar o sayfalar önüme geldi. Bu da bir gün önceden geldi. Şimdi bunlar birbirini tamamlıyor. Burada inşallah çok az sabırla bu kısmını dinlesinler analiz edeceğim. Oğlum her işini Kur'an'a göre yap. İşlerini onun emirleri dahilinde yürüt. Çünkü onsuz işler boştur. Zahire ve dış görünüşe aldanma. Allah-u Teala birçok düşmanlarını aldatır. Allah-u Teala birçok düşmanlarını aldatır. Onlara zahiren süslü bir iyilik verir. Onlar
da bu süsü görünce kendilerini veli olmuş sanırlar. Zahirde vakitleri hoşça geçer ama bu onlar için birer istidraçtır. Yani yanlış yoldur. Süslü, güzel, mertebeli ama sineğin balı yedikçe içinde boğulması gibidir. Şöyle girmeyeyim ama dayanamadım. Yavaş yavaş küfre götürür. Bu hallerinin farkına varmadan veli olduklarını sanmaya devam ederler. Ermişliklerini savunmaya koyulurlar. Az kaldı. Bu aldanmış zavallılar bazen insanlar arasında mevki sahibi de olurlar. Bu mevkinin zahirdeki bazı icapları olarak insanlar tarafından övüldükleri de olur. Bak bizleri bekleyen tehlike de budur. Ben de içine koyuyorum. O yüzden diyorum ki sünnet çok dikkat ediyor. Çünkü bu alametler bizde de görünebilir. Sevinirsin, güzel kelam ediyor, şey yapalım. Ama Kur'an'a uyuyor muyum? Edebim Kur'an edebi mi? Resulullah edebi mi? Ben sakalım cübbem ona benziyor değil. Ahlakım Kur'an ahlakı mı? Yunus Emre gibi onu da hallederiz. Ahlak olmadıktan sonra ben poşetin tafranın afranın en kralını yapayım yani. Bayıl, hani değil, hoşuna da cübbeyi takmışım, bembeyaz şeyi takmış, sarayda yakıştırmışım. 10-15 kişiyi de etrafıma toplamışım. Ha ben Hoca Efendi. Mevzu bu değil ki. Tek başıma yalnız da kalsam Cenab-ı Mevla'nın izni edepte ahlakta mıyım? Neyse dağıtmayayım. Oh ne iyi. Der Allah'ın fazlını bulduklarını zanneder, sevinirler. Halbuki bu onlar için felakettir. Ne yazık ki bilemezler. Bu zavallılar bazen de haktanmış gibi gözüken fakat aslında şeytandan gelen sözde hikmetler tekerlemesi yaparlar. Neyi konuşuyorsun? Bunu bana Allah verdi. Anlayışım ne kadar güzel. Bu anlayışı da bana o ihsan etti. Hem niçin vermesin ki? Ben onun bir veli ve ermiş kuluyum. Bu zaman içinde kendilerini hakiki bilgilerin özüne ermiş sanarak felaketin kucağına atılırlar. Bitiriyorum, az kalıyor. O zavallıların bir kısmı da dünyalık içinde yüzüp giderler. Dünyalıklarının bolluğu onların Allah katında iyi bir insan olduğu zehabını verir. Bu halleri onlara bir beladır. Yani durumları da iyidir. Karizmaları vardır. İyi paralar kazanabilirler. İnsanları iyi etkileyebilirler. Yüzlerce takipçi, binlerce takipçileri olabilir. Yollarını şaşırtırlar. Bu halleri onların en büyük felaketin eşiğine kadar sürükler. Kur'an ve sünnet yoluna girmedikten sonra onlara kurtuluş yoktur. Bitiyor. Bunların durumunu da Kur'an'da aramak gerekirse ilk bakışta karşımıza şu ayeti kerime çıkar. Onları farkına varmadıkları yönden istitraç yoluna sürükler. Şimdi keramet gibi enteresan haller gösterirler, sözlerini beğenirler. İnsanların üzerinde bir takım hakikaten olağanüstü hallere de düçar olabilirler. Allah bunu bilerek verir onlara. Çünkü Allah'la aldattıkları için önce kendilerini aldatmışlardır. Böylelikle bir takım işte hani demiştik ya bir geçen size programda Peygamber Efendimiz zamanında Safi diye annesinin Safi diye çağırdığı bir adam çıkıyor. Hazreti Ömer'le Resulullah onun hakkında konuşuyor. Bu deccal olabilir mi diye. Düşün. Hayvanları sıraya düzüyor. İnsanların aklını okuyor. Ondan sonra değişik özellikler gösteriyor. Efendimiz bile o zaman da acaba deccal benden sonra çünkü genç daha çocuk. Bu çocuk mu deccal olacak diye her şey Allah-u Teala'dan taze bilgi gelmiyor ki. Gelmesi gerektiği kadar geliyor. Peygamber'e de sır da açılacağı zaman var. Yaşanacağı zaman var. Niye Peygamber Efendimiz'in seriyeleri var? Gökten bilgi alan peygamberin seriyeler dediği ajanlık teşkilatı atlı ajanlar niye vardı? Dünya işini yaparken gökten de yardım gerektiği zaman sana gelecek. Buranın hakkını ver, hakkını! Toparlayayım Mukaddes Hanımcığım. Netice itibariyle dakikamız aynen, güzel hocam. Aynen yapalım inşallah. Hayırlara vesile olsun.
istitraç derece derece kökünden gelir. Allah onları derece derece hikmetli sözler, güzel işler yapıyorum, işte insanları etkiliyorum, ben ermişim, veliyim, göksel bağlantılarım var, bazı varlıklarla konuşuyorum. Soruyorsun hakikaten o aşamaya gelmiş, entelektüel cinlerle de görüşüyor. Onların da alimleri var. Da onların da bir boyutun entelektüelleri var. Ama sapasamana, şapa şekere, hızıra hınzıra karışmışlar. Namaz yok, Kur'an ve sünnet çizgisi yok. Bu eğitimleri dünyalık seküler amaçlar, güç, para, rezidans, tatil, yap, kalk, gezi, mezi, turizm yapıyorlar. Ama iman ve aksi senin havuzunda katkıları. Burada bir hesap kitap yapalım, koyalım. Allah'ın verdiği bu ilimleri biz rahmaniyet yolunda mı, şeytaniyet yolunda mı, imanımız, Kur'an'ımız, aklı selimimiz, yaşam tarzımız belli. Bir aynaya göz bebeklerimizle bir araya geldi mi hallederiz. Kalbine gelen en son söz, daha dinin temellerini bilmezken bunu neyle tartacaksın? Çoğu bakıyorsunuz abdestin, namazı, gıybeti, dedikoduyu, ucubu, laf taşımayı bilmiyor. Bunun günah olduğunu bilmiyor. O zaman bir İmam-ı Gazali'den başla, Kimya-i Saadet'ten başla, İhya-i Ulum'dan başla. Nizamı öğren. İnsan olmanın kriterlerini öğren. Bir duyuyor. Abdest var, namaz var. Ondan bitmiyor ki. Akşama kadar dedikodu yapıyorsun. Gıybet yapıyorsun. Çekememezlik, hasetçilik yapıyorsun. Ondan sonra da çarpılıyorsun, yamuluyorsun. Sihir tuttu, büyü tuttu. Bir kulak hakkına bir bak bakayım. Çok kulak hakkını yedin. Çok gıybet dedikodu mu yapıyorsun? Evet var, büyüğü de tutma derecesi de oynar bunun. Ya da gittin insanlara bir takım eğitimler adına yanlış şeyler mi öğret? Halet temel, dinimiz önce temelini, ne günah, ne hayır, ne Efendimizin ahlakı ne, onu öğreneceğiz. Ha, sonra da ruhsal tekamüle ihtiyacım var hocam. Birazcık daha mesela donanımlı olan, yani karate gibi düşün, temelini aldın, uzman olmak istiyorsun. Tarikat, tarikat ne demek? İlla hani tarikat yol demek. İbadete, zühde birazcık daha zaman ayırmak demek zaten. Hani ben sünnetleri de kılarım, gece namazı da kılarım, odur. Sen şeriatı yapabiliyorsan şeriattan sorumlusun. Hocam farzları kılayım. Harama helale dikkat ederim. Tamam kardeşim, kal orada. Şer'i dairede, yani nizamda kal. Ama ben biraz istidatlıyım ya. Oruçtu, sadakaydı. O zaman ne yapıyor? Kendini daha dini bir alanda istihdam ediyor. İşini yapıyor ama orayı. Sonra birazcık daha meyilli marifet kapılarına geleyim diyor. O zaman da diyorsun ki ruhun terbiye edilecek. Bakın sıkıntılar mı, kızlar geldi mi, yalnızlaştırıldı mı, depresyona girmeyeceksin. Rabbinin kudreti vardır diyeceksin. Kendine daha çok, yani hak bile hakla beraber oluyorsun. Zamanın evliyalar da, Allah dostları da demiş. Zamanımızda eskisi gibi riyaziyat yok. Hanet yok. Yani 40 gün erbayin çekeyim, çile çıkarayım. Ya da işte yalnız insanlardan kalayım. İşimden aşımdan uzaklaşayım. Artık bir halkın içinde hakla beraber çile çıkarıyoruz. Çoluğumuzun çocuğumuzun nafakası var. Halkın içinde çileyi, halkın, o yüzden halkla beraber, halkla beraber, halkın içindeyken daha seni anlamadıklarından dolayı zaman yılan gibi nefsinden soyunmaya başlarsın. Yani adamlık dağda değil, artık şehirde evliya olmaya geldi. Hani kunduracı hikayesi vardı ya, süt damlamaya başlayınca da dağda mı kardeşim? Önce bunların hani nerede doğru gidiyorum, yanlış gidiyorum, ayarına, yani kabalaya mı kayıyorsun ki çok var, tasavvufta mıyım, işte şeriatta değilsin, tarikat zaten yapamazsın. Yani onun zaten daha dolu halidir o. Namazın, niyazın, orucun daha anlamlıdır. Tarikat bu. Yoksa yani zannediyorlar ki tarikat olur. O katıl, bu katıl filmlerini. Ya seni edebiz o. Sarığa cübbeye geçmek de değil. Edepli giydikten sonra Kur'an'a, imana, abdestin gücün daha fazla var. İşte tarikat ehlisin demektir. Ama içimi Rabbimle daha çok meşgul. O marifet ehlinin yoludur. O zaman yani Fütuhul Gayb'ı oku, İmam-ı Rabbani, Abdülkadir Geylani ile de temasını ol. Bu tarz güzel kaynaklar varsa, dergahlar varsa, kalmış da günümüzde iştigal edebilirsin. Ama yok hocam, bugünkü şer'i daire bana yetiyor dersen, zaten bugünkü şer'i dairede kalman adamlık zaten. Adamlık. Harama helale dikkat et, abdestin, namazın ol, kul hakkına dikkat et, yaptığın işin hayrı mı, şer mi kısmını ayırt et. Oradan gerisini merak etme. Tarikat, marifette Cenab-ı Allah halleder. Bulamadım kapı, beni anlayan yok dersen seni terbiye eder zaten Mevla. Bırakır mı?
Yani inşallah arife tarif gibi olmuştur. Arife tarif sözlerimiz kifayet ettirmesi Rabbim aittir. Biz bir tane bir şey söylemişiz ama Rabbim gönüllerine daha mübarek Ramazan-ı Şerif hürmetine düşürmüş diye murad ediyorum muhterem mukaddes hanım. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Cenab-ı Mevla hayırlara vesile etsin diyelim. Nakışlık bize ait ama kamil bir şeyler olmuşsa da Rabbimizin o neyi vardı ya Hazreti Ali diyor ya yani neye üfleyen vardı misali olmuştur inşallah. Canım hocam, Allah razı olsun. Çok çok güzel Sizden de. mesajlar vardı. Çok kıymetli bir yayındı. Tekrar dinlenesi bir yayındı. Yayını sizin sayfanızda da çıkacak şekilde koyacağım. Kaldırmayacağım yayını. Hem burada izlensin, hem YouTube'da izlensin. Sevgili kardeşlerimizden YouTube'daki yayını dostlarına göndermelerini ve onların da zekatlarını, bilgi zekatlarını bu şekilde kullanmalarını rica ediyorum. Bu önemli bir yayın. Çok kıymetli bilgilerin olduğu bir yayın. Lütfen yayını yarın saat 21'de YouTube kanalında yayınlandıktan sonra alıp dağıtmanızı istiyorum. Bizden alıp dağıtmanıza izin vermiyor Instagram. Maalesef bunu paylaşmanıza izin vermiyor. Şimdi ben hocamı da hocamın sayfasında da yayınlanacak şekilde inşallah paylaşmaya çalışacağım, niyet ediyorum. En kısa zamanda zaten hocamla tarihimiz belli. Allah'ın izniyle bayramdan sonra yine birlikteyiz. Önemli mesajlar verdi bugün. Yayını iki kere izlemenizi öneririm. Hocam Allah razı olsun. Ağzınıza Sevindim. sağlık. Sevindim. İyi ki Çok sağ varsınız. İyi Allah ki razı olsun. varsınız. Biz sizden razıyız hocam. Biz Allah da de sizden razı olsun. inşallah. Rabbim de biz de sizlerden, Rabbim de sizlerden razı olsun. Nakıslığımızı, eksikliğimizi, hatamızı Rabbim inşallah merhametiyle, sonsuz ihsaniyle tamamlar. Öyle murad ediyoruz. Hayırlı, mübarek geceye vesile olmaya çalıştık. Allah da sizlerden razı olsun. Vesile oluyorsunuz. Aynı zamanda en aziz isminiz gibi en mukaddes kardeşlerimin de Rabbim isim hizmetlere nail eylesin. Ahiret çeyizimize en güzel çeyizleri taşımamızı bizlere ikram etsin. Bu mübarek 10 gün içerisindeki Kadir Gecesi'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ismi azamının hürmetine diyelim. O güzel gönüllere diğer duaları da onlara bırakalım inşallah. Allah razı olsun canım hocam. İyi ki Hürmetlerim. varsınız. Buyurun. İsrail'in şifresini okumayı unutmayın. Okuyabilenler ne olur okuyun. Hocamı takip etmeyi unutmayın. Çok değer verdiğim bakın. YouTube kanalında da yayını dağıtırsanız ona da çok sevinirim. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar sevgili canlarım, sevgili hocam.